Selamlıyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer hocalarım, değerli kuruluşlarım, değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Yüzler gülüyor, iyisinizdir umarım. İyiyiz değil mi arkadaşlar? Harika. Yani karmar etkilemiyor hiçbir şeyi. Eğitimlere devam, çalışmalara devam. Yatmak yok, uyumak yok. Öyle bir meslek ki. Bir yandan kulağımız noterlerde ne oluyor, ne bitiyor. Maalesef meslek olduğu sürece bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Ben öncelikle Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcımız sevgili Hulusi Özocak meslektaşımıza bize bu salonu vermelerinden dolayı şahsında hem kendisi hem belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, iki eğitim yapıyoruz biliyorsunuz. Bir TESMER tarafından, bir Oda tarafından. Oda tarafından yapılan eğitimler işte ayda bir defa iş kuleleri, Cevahir Otel yapıyorduk. Sizlerden yoğun bir istek vardı. İki tarafta da bu eğitimleri yaparsak tabii işin zorluğu şuydu, bu kadar değerli konuşmacıları iki kez üst üste aynı eğitimi yaptırmanın zorluğunu yaşıyorduk. Sağ olsunlar bizi de kırmadılar. Ve bu dönem bundan sonraki eğitimlerimizi, ayda bir eğitimlerimizi hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında sürdüreceğiz. Önce bunu bir kez daha altını çizmiş olalım. Yarın da biliyorsunuz Şişli'de Avrupa yakasının aynı benzer eğitimimiz devam edilecek. Yine bildiğiniz gibi bu eğitimlerimizi her eğitim bittikten sonra İsmut TV'ye koyuyoruz. Hem buraya gelemeyen arkadaşlarımıza hem de Anadolu'daki meslek mensuplarımız bu eğitimleri izliyorlar. Yine bu dönem TESMER olarak web sayfamıza koyduk. 15 konuda çok iddialı bir çalışma içerisindeyiz. TESMER yönetimlik arkadaşlarımızla onlara da teşekkür ediyorum. Bu projede görev olan eğitmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu 15 konu sadece yüz yüze eğitimler değil, aynı zamanda seminer notları elektronik kitapçık şeklinde de bir çalışma hazırlanıyor. Bu ayda biliyorsunuz bu 15 konunun birkaç tanesiyle çalışmalara başlanıyor. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, noterlerden bahsettim. Tabii gönül ister ki, Leyla Hanım siz de hoş geldiniz. Sizleri görmek ne güzel. Eğitmen dostlarımız da aramızdalar. Hakikaten sözlerle ifade etmem mümkün değil. Bugün meslek bir yere geldiyse İSMO'da bugüne kadar görev yapan eğitmen arkadaşlarımız çok özel bir emeği var. Sevgili Leyla Kıyat da bunlardan bir tanesi. Size de ayrıca hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi tabii değerli arkadaşlar, süreci çok iyi görmek lazım. Türkiye bir e-devlete doğru gidiyor her gün, her an yaşıyoruz bunu. Tabii bu geçiş de çok kolay olmuyor. Ama göreceksiniz, süreç içerisinde oturduğunuz yerden bugün olduğu gibi beyannameleri nasıl elektronik ortamda gönderiyorsak, işte şirket kuruluşunda oturduğunuz yerden bir düğmeye basarak gerçekleşecek. Bunun önüne geçmeniz mümkün değil. Tabii bu işler yapılırken zaman zaman meslek örgütleri de kendi menfaatine bakıyorlar ki bunu tasvip etmiyoruz. Özellikle bu ülkede bir defter tasdiklerinden dolayı sizi tasdiklerimiz aranmasının mantığında hiçbir şey olmadığını sizler de biliyorsunuz. Sadece TOBA biraz gelir elde etmek, bu işi yaparken de aidat borçlarını tahsil etmekten başka bir amaç ifade etmiyor.
Şimdi yine kafalar karışıyor. Ya bu defter tasdiklerinde tamam, sizi taksitnamesi ile ilgili açıklamamızı yaptık. Burada bir kez altını çiziyoruz. Noterler bir yazı veremiyorlar ama şu konuda net herkes. Elinizde geçmiş tarihli bir sizi taksitnamesi varsa yeni bir tasdikname almadan bu defterlerin tasdikini yapabileceksiniz. Ayrıca işletme defteri benzeri defter tasdiklerinde bir sizi taksitnamesine gerek olmadığını da özellikle altını çiziyoruz. Bu konuda beyan etmeniz yeterli olacaktır. Gidip ayrıca esnaf kuruluşlarından bir esnaf kuruluşuna üye olduğuna dair bir belge almasına gerek yoktur. Bu konuda sıkıntı olduğu takdirde bize ilgili noter ismini belirtirseniz size kısa sürede yardımcı oluruz. Yine değerli arkadaşlar, planlamamız arasında TÜRMOB Genel Kurulu'nda kabul edilen 3 tane konu var. 2 meslek kararı, 1 tebliğ konusu. Bunlardan bir tanesi haksız rekabetli mücadele yazılımının kullanma mecburiyeti ilgili bir meslek kararı geçti. Bir diğeri de bürolarda kaliteli hizmet vermekle ilgili bir meslek kararı geçti. Ve yine bunun sonucunda meslek mensubu etik sözleşmesini imzalaması ilgili de bir tebliğ yürürlüğe girdi. Ve biz de 2014 yılı ihtiyari bir dönem olduğu için özellikle yılbaşından itibaren bu meslek kararları ne getiriyor, ne getiriyor, nasıl uygulayacağız ki 2015'ten itibaren zorunlu olacağı için bunun geniş anlatımlarını, toplantılarını planladığımızı belirtmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi burada bağımlı çalışan kaç arkadaşımız var, işaret buyursunlar. Geri kalan serbest çalışanlar, öyle mi arkadaşlar? Bir de serbest çalışanları görelim, büro sahibi olanlar çoğunlukta. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın şunu hayal ediyoruz ve bu mutlaka gerçekleşecek. Biz yapmasak bunu birileri yapacak. Sözleşmeler elektronik ortamda düzenlenmek zorunda. Bu konuda altyapımız var. Bu bir. İki, tüm muhasebe ücretlerinin tahsilatı banka yoluyla yapılması gerekiyor. Ettiği iki. Üçüncüsü, müşteri sayısının zamanı endeksi ücret tarifesinde sınırlanması gerekiyor. Bir meslek mensubunun ve iş kapasitesinin asgari azami sayıları olması gerekmekte. Yani fabrika gibi önüne gelen nasıl eleştiriyorsak bir yemini mal müşavir 400-500 tane kadimi rapın düzenlemesi ne kadar yanlışsa bir mal müşavirin 300-400 tane defteri gözü kapalı imzalaması o kadar yanlış sevgili arkadaşlar. Doğru mu? Bu sınırlanması gerekiyor ve bunun yanı sıra da hizmet kalitemizin artması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani ürettiğimiz mali tablonun kalitesi olmadığı sürece toplumda saygın olmamız asla mümkün değildir. İşte bizim gelecekle ilgili planlamamız bu doğrultudadır. Yani ürettiğimiz finansal tablonun kaliteli olması, müşteriye kaliteli hizmet verecek yapıların oluşması ve de bu tüm işlemlerimizin elektronik ortamdan geçmesidir. Burada bir tercihte herkes bulunması gerekiyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Herkes kayıtlı bir ekonomiye ayak uydurmak zorundadır arkadaşlar. O yüzden yol yakınken herkes kapısını temizlemesinde büyük bir yarar var. Yine bu dönem ısrarla, inatla, bakın ben hep umutlarım hiçbir zaman yitirmedik ekip olarak, arkadaşlar olarak. Bu eğitime başladığımızda da aynı başladık. İlk eğitimde her yerde söyledim, 30 kişiyle başladık İstanbul Ticaret Odası'nda. Belki o eğitime katılan arkadaşlarımız vardır. Koca İstanbul'da 30 kişiyle olur mu dedik. Biz inatla bu eğitimi sevdireceğiz dedik bu camiaya. Bugün karkış demeden insanlar bu eğitimlere katılabiliyorlar. Neyi demek istiyorum sevgili arkadaşlar? Eğer bizler artık önümüzdeki süreçte muhasebe mesleğini bir masa, bir sandalye olarak gördüğümüz sürece asla bir yere varmanız mümkün değildir. Yani güçlerin birleştiği kurumsal yapılar olmak zorunda. Mesela Big Four'u eleştiriyoruz. Eleştirebilirsiniz. Ama siz onlarla nasıl mücadele edeceksiniz? Bir masa sandalye ile oturduğunuz yerde tek defter tutmakla bu işin rekabetini yapabilir misiniz? Yapacağınız tek şey paylaşma kültürünü herkes bilerek kurumsal yapılarını kurup
Hani o sistemde kayıt tutma da olacak, denetim de olacak, danışmanlık da olacak sevgili arkadaşlar. Bu yapmadığım sürece ne rekabet edebiliriz ne de geleceğimizi emin olarak kurmamız mümkün değildir. Bu amaçla şunu niçin hep söyleyeceğiz bunu. 2014 yılı biraz önce iki tane meslek karın anlatma süreci olduğu kadar kurumsallaşma konusunda da daha aktif bir çalışma dönemi olacağını belirtmek istiyorum. Odanın da çalışmaları bu doğrultuda. Son olarak yine her zaman olduğu gibi kamu gözetim kurumuna sevgilerimi ve saygılarımı iletmeden konuşmamı tamamlamayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, herkese konuşuyorum. İşte üstadlar da burada. Zeki Gündüz üstadı tanıyorsunuz. Hakikaten bizim her türlü eğitimimize gelen, ne zaman alo dediğimiz hiç bizi kırmayan dostlarımızdan bir tanesi. Tepe noktadaki insanlarla konuşuyorum. Ya diyorum bu iş yanlış değil mi diyorum. Doğru mu yapılan diyorum. Yani kamu gözetim kurumu bu kadar işle başarılı olabilir mi diyorum insanlara. Herkes diyor ki yanlış diyorlar. Yine soruyorum. Ya diyorum nasıl bir şey diyorum. Yani bir insan 22 yılda üniversiteyi bitirecek. Sonra bu mesleği tercih edecek. Hiçbir ülkede olmayan biz İFAN üyesiyiz biliyorsunuz. Staja başlama sınavına girecek. En büyük eleme orada biliyorsunuz. 3 yıl staj yapacak bu genç. Sonra yeterlik sınavını verecek. Ki bizim sınavlarımız uluslararası standartlara uygundur. Sonra diyecek ki bu kurum bunlar yetmez. Sen eğer bağımlı çalışıyorsan iş yerinden ayrıl gel. Bağımlı iş yerinden ayrıl. Büroda çalışıyorsan büronu kapat gel. 3 yıl daha staj yap. Tekrar sınavı gir arkadaşlar. Bu doğru mu ya? Ben gerçekten kimseyi anlayamıyorum. Şimdi bakın İstanbul'da 34 bin üye var. Biraz önce Demet arkadaşımdan istediğim bilgileri. Şimdi bu 34 binin 15 yılını dolduran kişi sayısı yaklaşık 8.750 kişi arkadaşlar. 15 yılını dolduran 8.750 kişi. Bunun da 1400'ü serbest muhasebeci. Yani düştüğüm zaman 5000, 6000 bir sayıya tekabül ediyor. 34.000 geriye ne kaldı? 28.000. Yuvarlıyorum 25.000 kişi. Ya 25.000 kişinin hakkını savunmayacak mıyız arkadaşlar? Ne adına acele ediyorsunuz? Ne adına? Merak ediyorum ben. Şimdi sizi birileri diyorlar ki bu eğitime katılın. 15'ini dolduranlara sesleniyorum. Katılmazsanız işler zorlaşacak. Şu ana kadar biliyorsunuz bir tek kişi dahi başarmayan yok. Çünkü tek bir amaç var, para elde etmek. Aksini iddia etsinler bana. Katılan herkes başarılı oluyor. Peki ya hiç mi vicdan muhasebesi yapmayacağız? Hiç mi bu mesleğe geri kalan büyük çoğunluğun haklarına karşı direnmeyeceğiz, mücadele etmeyeceğiz? Ben bu kısmı anlayamıyorum sevgili arkadaşlarım. Kaldı ki yine soruyorum. Ortada şu anda bu belgeyi alan arkadaşlarım elini kolunu sallayarak bağımsız denetim yapacaklar mı zannediyorlar? Arkadaşlar yapmayın ya. Bu belgeyi alanlar bir kere kurumsal yapılar olmadan o 2000-2500 tane firmanın denetim işine giremezler ki. Bunu bir türlü görmüyor arkadaşlarım. Kaldı ki 31 Aralık 2014 tarihine kadar buradan sesleniyorum. Hiçbir güç sizin hakkınızı elinizden alamaz sevgili arkadaşlar. Yasal hakkınız bu sizin ya. Yasal hakkınız sizin bu. Ya lütfen birbirimize yardımcı olun arkadaşlar. Biz mi yanlış yapıyoruz? Biz mi acaba birileri gibi farklılar mı? Yani biz de mi ihanet edelim? Biz de mi büyük çoğunluğun haklarını bırakın şu andaki arkadaşlar hepsi aldıklarını kabul ediyorum. Mesleğe yeni insanlar nasıl girecekler, nasıl tercih edecekler? Bu mesleğin geleceği gençler değil mi sevgili arkadaşlar? Bu yanlışa karşı ortak mı olmamız gerekiyor? Bir oyun var ortada. Bunu bilmiyorum anlatabiliyor muyuz? Ne olur şu oyuna izin vermeyin ya. Bakın şu anda bu 2500 firma dışında kalan AŞ'lerin denetim konusu var biliyorsunuz. Aynen bizim savunduğumuz gibi.
Ha son anda kapılı kapılar ardında bir şeyler yapılırsa yazıklar olsun. Başka bir şey diyemeyeceğim. Ama 400. madde çok açık. Denetimde yetkili olan iki tane ünvan var. SMM'ler, SMM'ler ve YMM'ler. Kanun açıkça bunu belirtmiş. Ve aynen bizim savunduğumuz gibi bu yönetmenin yürürlüğe girdiği takdirde tüm meslek personelinin denetim yapma hakkı oluşuyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Herkes elini kolunu sallayarak denetim yapamaz sevgili arkadaşlar. Başından beri söylediğimiz nokta bizim bu. Ve bakın şöyle de olmayacak. Ben 5 tane aynı şirketim var. Yüzüm kapalı hem onun defterini tuttum hem de onun denetimini yapamayacaksınız. Onun finansal tablosu düzenlenen ayrı olacaktır. Denetim yapacak olanlar ayrı olacaklardır. Ama orada ünvan ayrımı yok. TÜRMOP eğitimine kabul ediliyor. Yapılacak tek şey ne? Bu iş yapmanın adam gibi yapıp yapmadığını kontrol etmektir. Kamu gözetim kurulu görevi bu olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ben bunu bıkmadan anlatacağım. Kusura bakmayın. Siz de ne kadar dayanacaksınız göreceğiz. Sayıları takip ediyoruz. Sayıları takip ediyoruz. Kaç kişi başvuruyor, kaç kişi giriyor. Arkadaşlar lütfen acele etmeyin. Biz önce beyinlerimizde kurumsal yapılarımızı kurarsak inanın pazar bizimdir. Ama bu işi bir masa sandalye olarak gördüğüm sürece başarımız asla mümkün değildir. Ben burada konuşmamı nokta koymak istiyorum. Çok değerli dostlarımız var. Oturum başkanı değerli dostumuz Zeki Gündüz, Emre Kartaloğlu üstadlarıma ben sizler adına teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürü kar demeden, kış demeden şu gözetim kurumu bunları görse var ya bakışı bir değişecek bu camiaya. Buraya katılmanızdan dolayı sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım adına sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi dönem sonu işlemleri, vergi ve muhasebe boyutlu seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere Sayın Ceyhan İnaltoğ'u davet etmek istiyorum. Yeminli Mali Müşavir, buyurun efendim. İlgili konularda katkılarını sunacak değerli konuşmacılardan Zeki Gündüz Üstadımızı davet etmek istiyorum. Ve diğer konuşmacımız Sayın Emre Kartaloğlu'nu davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Oda Başkanı, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Meslektaşlar, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği dönem sonu işlemleri konulu seminerimizin sunumuna geçiyoruz. Sözlerime başlarken sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu iş gününde gerçekleştirilen bu seminerimize katılarak gösterdiğiniz ilgi için hepinize tekrar ben de teşekkür ediyorum. İSMU'nun bugün ulaştığı kurumsal altyapısı, bilgi işlem teknolojisi kullanımı ve özellikle meslektaşlarımıza yönelik etkin eğitim çalışmalarından ötürü Sayın Başkanı ve birlikte çalıştığı meslektaşlarımızı kutlamak istiyorum. Bugünkü seminerimizin de bu çerçevede meslek mensuplarımızın bilgilerini güncellemelerine ve uygulamalardaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Programımız şöyle, yarımşar saat sunucularımız sunduktan sonra bir yarım saat ara vereceğiz. Ondan sonra soru cevap bölümüne geçeceğiz ve 2:30-3 arası bitirmeye çalışacağız. Bugünkü konumuz dönem sonu işlemlerinin vergi ve muhasebe boyutu. Tabii dönem sonu deyince önemli bir boyut ne var? Bir kayıt kuyut üzerinden sonuçta bir vergi hesaplaması yapacağız, kar dağıtacağız. Aslında biz çok farklı bir boyutta tartışıyor olabilirdik bugün. Yani vergi boyutu değişmiyor ama finansal tablolar hangi
kategori üzerinden çıkacak. TFRS dediğimiz uygulamalar üzerinden de çıkabilirdi ve onun üzerinden dönüştürüyor olabilirdik. Ama bugün biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler nedeniyle ilk orijinal halinden geri adım atıldığı için yine eski sistemle devam ediyoruz. Bu tabii çok farklı bir boyut ama dönem sonu işlemleri çok önemli vergi boyutu açısından bu konuya öncelikle Sayın Zeki Gündüz'ün sunumuyla başlamak istiyoruz. Buyurun. Evet, orayı kullanayım. Şu şeyi de bu havada bu kadar hakikaten izleyici beklemiyordum. Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu meslek camiasının bu konulara verdiği önemin çok sembolik, güzel bir göstergesi. Onun için hepinize hakikaten ayrı ayrı teşekkür ederim. Mustafa Balbay'ın geçen cuma akşamı söylediği bir lafla başlamak istiyorum. Dondurmayı üfleyerek yiyin. Daha doğrusu henüz daha tahliye işte tartışmaları yapılıyordu. Ona sormuşlar işte tahliye olacak mısınız, olmayacak mısınız? Artık ne diyeceğimizi bilmiyorum. Kaç kere talepte bulunduk. Her seferinde problemler çıktı. Artık dondurmayı üfleyerek yiyorum. Bakalım inşallah gibi bir laf etmişti. Az önce Sayın Başkan e-Devlet konusundaki gelişmelerden bahsederken artık devlet başka bir devlet olmaya başladı. Kayıt dışılık büyük bir risk yaratmaya başladı. O yüzden atılacak adımları hesaplarken bu konulara daha bir dikkat edin, önem gösterin anlamında ifadelerde bulundu. Ben de biraz bununla bağlantı kurarak ifade etmek istiyorum. Hakikaten meslek mensupları olarak farklı bir döneme giriyor olduğumuzun hepimizin bilincinde olması gerekiyor. Müşterilerimizi korumak istiyorsak, hizmet ettiğimiz şirketleri korumak istiyorsak, bir şekilde zarar görmelerini engellemek istiyorsak artık bu gidişatı görerek biraz hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü devlette örgütlenme, olaylara yaklaşım, teknolojik altyapı çok artık farklılaşmaya başladı. Ve bu her gün müvekkillerinizde, müşterilerinizde, temsil ettiğiniz kurumlarda, çalıştığınız şirketlerde hepimizin çok dikkatli olması, özenli olması gereken bir döneme bizi sürükledi. Şimdi mali idare sürekli elektronik ortamda bilgi toplama kapasitesini artırıyor ve beyanlarla başlayan süreç, yani ilk etapta bazı beyanların verilmesiyle başlayan süreç, şimdi Türkiye'de tüm beyanların elektronik ortamda verilmesi şekline dönüştü. Sadece beyanlarla da sınırlı değil, beyanların dışında bir sürü eklerin de elektronik ortamda verildiği bir ortama geldik. Elektronik faturaya yılbaşı itibariyle çok sayıda kurum geçiyor ve Türkiye ekonomisinin bu geçen kurumlarla beraber çok büyük bölümü elektronik faturayla tanışıyor olacak ve giderek bu kapsam hemen hemen tüm mükellefleri kapsar hale gelecek. Şimdi elektronik beyan, elektronik fatura, e-defter, bunların arşivi, muhasebesi, bütün bunlar dikkate alındığında sürekli devletin gözünün, elinin şirketlerin kayıtlarında olduğu bir ortama doğru yürüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda artık incelenme, bir şekilde bir şeylerin fark edilmesi insan gözü dışında bilgisayar programlarıyla da yapılır hale geliyor.
Ve eskiden hasbelkader, keyfe keder yapılan incelemeler ya da tesadüflere bağlı incelenme olasılıkları giderek artan ölçüde düzenli, sürekli incelemelere dönüşmekte. O yüzden bu artık meslek mensupları olarak sorumluluk aldığımız şirketlere karşı bunları anlatıyor olmamız gerekiyor. Bunlardan bahsediyor olmamız gerekiyor. Eskisi gibi risklerin alınmıyor olması gerekiyor. Yani bir bakıma bizlerin de kurumları eğitme, dönüştürme süreçlerinde sorumluluk alması gerekiyor. O yüzden bulduğum her fırsatta bunları da değerli meslektaşlarımla, sizlerle paylaşma ihtiyacı hissediyorum ki sorumlu olduğumuz kurumlar zarar görmesin. Biz de görevimizi layıkıyla yapıyor olalım. Şimdi bu çerçevede Merak diye bir programı Maliye Bakanlığı başlattı ve sürekli geliştirme çabası içinde. Merak, elektronik ortamda toplanan verileri birbiriyle mukayese ederek, sektörle, bölgeyle, önceki beyanlarla mukayese ederek bir takım analizler yapan bir program. Şirketlerin verdiği beyanlardaki bilgileri mukayese ettiriyor birbirleriyle, sektörüyle, bölgesiyle, kendi beyanlarıyla ve oralarda bir şekilde problemli alanlar görüyorsa senaryo analizlerine dönüştürüyor. Diyor ki bu şundan olmuş olabilir, bundan olmuş olabilir. Bunları notluyor ve belirli bir notun üstünde negatif puanı olanlara ya da konulara diyor ki bunları birileri incelesin. O ayrılan, programın ayırdığı ve notladığı konulardan yüksek puan alanlar öncelikli olarak gözden geçiriliyor ve incelenecekler ayrılıyor. Geçen sene yoğun bir şekilde bunun denemesini yaptılar. Aksaklıkları gördüler ve onu şimdi modifiye ettiler. Tekrar sorgulama alanlarını değiştiriyorlar. Çok kapsamlıydı. Biraz daha kapsamı daralttılar. Velhasıl sürekli bu alanlarda kendilerini geliştirmeye çalışan bir yapıyı gözlemliyoruz. Bu bizi de mesleki olarak ilgilendirecek, etkileyecek. Bunu dikkate almakta fayda var. Öte yandan bu kara liste uygulamaları halen devam ediyor. Bunu bir türlü düzeltebilmek mümkün olmadı. Yani şöyle veya böyle bu altının altı, onun da altı, işte toprağa kadar gidecek süreçte devletin bu elektronik verileri toplama kapasitesine bağlı olarak son derece arttı ve şirketler o nedenle sürekli problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle katma değer vergisi iadesi alan şirketlerde eğer altlarda herhangi bir şirket bırakın KDV'yi işte bir problem yaratması, işte sahte belge kullanması, kullanmaması, işi terk etti, adresinde bulunamıyorsa bile bir şekilde o raporlarda çıkıyor ve katma değer vergisini işte ya çıkart ya devredene al, iadeden vazgeç gibi baskılarla karşı karşıya bırakıyor şirketleri ya da ödettiriyorlar şirketlere. O uygulama aynı hukuksuzluğuyla, aynı yanlışlığıyla devam ediyor. Bu arada inceleme elemanı sayısı da son 3-4 yılda korkunç bir hızla artıyor. Yani önceleri 4000'ler civarında olan inceleme sayısı şu an en son alınan 1300-1400 kişi yanlış hatırlamıyorsam grupla beraber 10.000 sayısına erişmek üzere. Önümüzdeki 2-3 yıllık gibi kısa bir devrede de bunu 12-14 seviyesine, 14.000'ler seviyesine çıkarmayı düşünüyorlar. Yani vergi idaresi sürekli çok sayıda vergi denetim elemanını da bünyesine katma peşinde. Yani denetim bir yandan elektronik veri toplama kapasitesi ve bunları işleme kapasitesini artırıyor. Bir yandan da denetim elemanı sayısını artırarak denetimlerde etkinliği, sürekliliği, sıklığı sağlama çabası içine giriyor. Tabii burada bir yandan da habire uygulamada bizler problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü çok sayıda çiçeği burnunda yeni doğru düzgün yetişmemiş inceleme elemanı piyasada her gün aslında artık sorun olmaktan çıkmış
olduğunu düşündüğümüz konularda ısıtıp ısıtıp yeni konular, problemler yaşatıyorlar bizlere. Yani bu yeni alınan inceleme elemanlarının yetişme sürecinde epey bir problem yaşanacak gibi duruyor. Yani çok katı yaklaşımlar, çok yanlış yorumlar bize göre şu anda bu incelemeler sırasında karşımıza çıkıyor. Bu da hep beraber terleyeceğimiz, problem yaşayacağımız anlamına geliyor. Mali idare uluslararası ilişkilerini de bilgi alışverişi anlamında, yardımlaşma anlamında artırma çabası içinde. Bu yılın içerisinde örneğin bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. İstanbul'da yapıldı bu çalışma. OECD, İngiltere, Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika, bir sürü değişik idarelerden insan bir araya geldiler ve birbirleriyle yardımlaşarak nasıl işte mükellefler nezdinde inceleme yapılır, takip edilir vesaire gibi konularda görüş alışverişinde bulundular. Bir takım uluslararası anlaşmalar gene yapılıyor, çifte vergileme önleme anlaşmalarının dışında. Velhasıl devlette bu konuda söylediğim gibi çok alanda giderek inceleme sıklığını artıracak, hem sayıca hem metotlar ve elektronik ortamı kullanma suretiyle bir yenilenme, değişme ve hızlılık var. Bütün bunların ileriye dönük olarak hepimiz tarafından dikkate alınması gerekiyor. Ben biraz bu noktada karşılaştığımız, bu sene karşılaştığımız güncel problemleri sizlerle tek tek olay özelinde paylaşacağım. Çeşitli müktezalardan, yargı kararlarından hareketle nelerle karşı karşıyayız, onların üzerinde duracağım. Bu noktaya girmeden önce belki bir iki incelemelerdeki genel yaklaşımla ilgili bir iki konudan gene bahsedeyim. Özellikle bizim rastladığımız, benim kişisel olarak en fazla rastladığım konu transfer fiyatlaması incelemeleri. Şunu kastediyorum, transfer fiyatlaması incelemesi deyince ille taraflardan birinin yurt dışında olması gerekmiyor. Türkiye içindeki ilişkili şirketler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarında da transfer fiyatlamasına dönük, eski tabirle örtülü kazanç dağıtımına dönük incelemeler yapılabiliyor, eleştirilerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun mesela en somut yeni yaşadığımız bir örneği, bir Türk şirketi, holding şirket, Türkiye'deki ortağı olduğu, bir yabancı ile birlikte ortağı olduğu şirkete bir takım hizmetlerine karşılık fatura kesmişti. İnceleme elemanları dediler ki, bu faturayı biz reddediyoruz. Niye reddediyorsun? İşte biz bu hizmetin hakikaten verildiğinden emin değiliz. Ya da bu kadar etmemesi gerekir. İyi de kardeşim, tamam, velev ki başbakanın tabiriyle o hizmet verilmedi. Tamam da karşı taraftaki bunu gelir diye kaydetmiş, beyan da etmiş vergisini. Ortada bir vergi kayıp ve kaçağı da yok. Bunu sen reddettiğin zaman öbür tarafta aldığın vergiyi geri mi vereceksin? Yok, sadece bu taraftaki gideri reddettiler, öbür tarafta da verdiği vergiyle kaldı ve öyle bir tahriyatla karşı karşıya kaldık. Yani Türkiye içindeki işlemlerde bile sadece faturanın kesilmesi varlığı başlı başına bir ispat ya da tespit aracı olmaktan çıktı. Yapılan işlemlerin hukukiliği, içeriği başka belge ve dokümanlarla desteklenmesi önemli hale geldi. Bu tartışmaları hemen her gün yaşamaya başladık. Hele ayaklardan biri yurt dışındaysa kesin problemler yaşanabilmekte. Hele ilişkili şirket ya da mal ya da hizmetin alındığı ille ilişkili de olması gerekmiyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çünkü bu türde çok örnek yaşıyoruz. Eğer malın alındığı, hizmetin alındığı şirket yurt dışındaki düşük vergili bir ülke ise, yani bir sürü ada devletler, işte vergi cenneti diye adlandırılan ülkelerde herhangi birinde mukim bir şirketin faturası Türkiye'deki bir şirketin kayıtlarına girmişse, incelemelerde bunların reddedilebildiğini gördük.
Yani sadece fatura olması, ilişkisiz olması bile yetmiyor. Hakikaten işlem ne? Malın ve hizmetin gerçekten alınıp alınmadığı ve ederinin olup olmadığı konusunda ilave bilgilere, belgelere, açıklamalara ihtiyaç duyulabiliyor. Genel olarak hani bakıldığında daha farklı, agresif, daha katı yorumların yapıldığı bir sürecin yaşandığını söyleyebilirim. Bu alacaklandırma notu, kredit not diye geçen alacaklandırma notu, yurt dışından mal ithal etmiş şirket, daha sonra malı aldığı şirket iskonto yapmış, ilave iskontolar yapmış. Bununla ilgili olarak mali idare önceleri hiç sorun yok derken, yani yurt dışındaki firma iskontoyu kendi düzenleyeceği bir alacaklandırma notuyla belgeleyebilir, bu stopaj ya da katma değer vergisine tabi değildir derken, incelemelerde önce KDV'ye tabidir bu, ayrı bir hizmettir, ciro primi gibi bir şey dediler. Böyle eleştiriler yapılmaya başlandı. Sonra Maliye Bakanlığı birdenbire görüş değiştirdi. Öteden beri biliyorsunuz ciro primleriyle ilgili Maliye Bakanlığı ayrı bir hizmettir ve KDV'ye tabidir derken, birdenbire son yıllarda çıkardığı bir tebliğ ile dedi ki ya bu iskontodur, ayrı bir KDV'ye de değil de malın oranının tabi olduğu KDV oranına tabidir gibi bir yaklaşım içine girdi. Birdenbire yaklaşım değiştirdi. Onun üzerine bu notlarla ilgili olarak da şey demeye başladılar. İşte düzeltmek gerekir kredit not geldiği zaman. Peki nasıl düzelteceğiz? İşte bir hesaplanan KDV yapacaksınız. İyi, hesaplanan KDV yaptık da bunu daha önceden malı ithal ederken zaten toplam mal bedeli üzerinden katma değer vergisi ödenmişti. Bir daha hesaplanan KDV yaptığımız zaman aslında ödeyip indirdiğimiz KDV'yi bir daha ödüyor durumuna geleceğiz. Bu doğru mu dedik. Bir süre sonra bir başka mükteza yayınlandı. Dediler ki bir hesapla bir indir. Aslında tekrar başa döndüler de doğrudan doğruya söyleyemediler. Dolaylı olarak işte böyle söyler hale geldiler. Velhasıl bununla ilgili işte epey bir şirket problem yaşadı. Şimdi en azından bu şekliyle çözüldü. Bir başka ilginç konu, yurt dışından ilişkili şirketten faizsiz kredi kullanmış Türkiye'deki şirket. Hatta kur farkı da hesaplanmamış. Uzunca bir süredir bu konularda herhangi bir sorun yokken bir mükteza verildi. Dendi ki bunun emsal faiz hesaplanması lazım. Emsal faiz üzerinden de KDV hesaplanması lazım. Bunu yapmamışsınız. O yüzden işte tarihat, işte bu müktezadan sonra incelemeler başladı ve tarihatlar yapılmaya başladı. Şimdi onlarla uğraşıyor bir kısım şirketler. Bu Türkiye içindeki şirketler içinde de olabilir. Yani eğer zaten hani faiz almazsa Türkiye'de örtülü kazanç dağıtımı, transfer fiyatlamasına ilişkin hükümler çerçevesinde problemle karşıya kalır. Zaten alıyor olması gerekir. Ama almıyorsa böyle bir iddiayla karşı karşıya kalabilir. Bir de faiz konusunda ileride sanırım slaytlar arasında yoktu. Şöyle bir tartışma bugünlerde gündeme geldi. Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde eğer bir kişi kazanç elde etmek gayesiyle bir başkasına borç para verirse bu tefecilik diye addediliyor ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 5000 güne kadar da para cezası verilebiliyor. Şimdi bunun üzerine şu tartışılmaya başlandı hukukçular arasında. Acaba ilişkili şirketler ya da işte ortaklar şirketlerine borç verdiğinde bu yasa kapsamında bir problemle karşı karşıya kalabilir mi? Bazı hukukçular ciddi ciddi bunun olabileceğini ileri sürmeye başladılar.
Ancak ben kesinlikle bu görüşe katılmıyorum. Şimdi çok detaylara girmeyeceğim ama Türk Ticaret Kanunu'nda, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda ilişkili şirketler arasında karşılığı dengeli bir şekilde denkleştirme kavramı kullanılıyor da alınmak kaydıyla bunun yapılabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla Ticaret Kanunu'nun olabilir dediği ve nasıl olacağının tarifini verdiği bir konuda Ceza Kanunu'nun az önce bahsettiğim maddesinden hareketle bunun yasak olduğu ve cezaya tabi olduğunu ileri sürebilmek, ifade edebilmek bana göre mümkün değil. Ama bu tartışmalardan anlıyorum ki böyle tartışmalarla da karşı karşıya kalabilir şirketler. Yani iki şirket birbirine borç verdiğinde vergi kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği faiz alması gerekiyor. Ama senin lisansın yok, ne leasing firmasısın, ne factoring firmasısın, ne bankasın. Dolayısıyla bir finans kurumu olmadığın için, lisansın olmadığı için bu sen tefecisin deyip ceza davaları falan da açılabilir gibi geliyor. Yanlış olduğunu düşünsem ve katılmasam bile. Bir başka ilginç konu, gene hiçbir şekilde katılmadığım ama bir müktezayla perçinlenen konu. Türk Ticaret Kanunu'ndan gene kaynaklanan bir sorun. Türk Ticaret Kanunu'na göre eski kanunda da yeni kanunda da şirketler sermayelerini yitirirlerse belirli bir oran, ya tamamen yitirirlerse, 1/3, 2/3 yitirirlerse teknik iflas denilen kapsama düşmemek için, yani iflas eden durumuna düşmemek, tasfiye edilmemek için ortaklarının sermayeyi tamamlama yükümlülükleri var. Sermayenin tamamlanmaması halinde söylediğim gibi kanun gereği tasfiye edilebilirler. Ortaklar tasfiye edilmemek için kanunun emrettiği çerçevede hareket ettiklerinde o sermayeyi tamamlama fonu diye ortakların koyduğu tutarlar bir fon hesabında toplanılır. Sonrasında da belki sermaye ilave edilebilir. Şimdi Maliye Bakanlığı dedi ki ya bu dedi sermayeyi tamamlama fonu gelirdir ve KDV'ye tabidir. Bunun üzerine incelemeler gene başladı ve böyle çatır çatır hiç bakmadan raporlar falan yazıyorlar, tarihatlar yapıyorlar. Şimdi bununla ilgili geçmişte yapılan bazı incelemelerde yargı da incelemeleri onayan kararlarda verdi ama oradaki temel mesele bu değildi. Örtülü kazanç dağıtımıydı. Onu gözden kaçırıyor şu anda mali idare ve sanki her türlü sermayenin tamamlanması işleminde bu müktezâ çerçevesinde gelir sayma ve katma değer vergisi uygulama yapılabilirmiş gibi bir yaklaşım içine giriyor. Bu da çok sayıda şirketi ilgilendiriyor olabilir. Çünkü çok sayıda şirket teknik iflasa düşmemek için ortaklarından aldığı tutarları, kanun gereği aldığı tutarları, yapmak zorunda olduğu bu işlemi bu fon hesaplarında tutuyor. Ama eleştirilerle karşı karşıya da kalıyor. KDV indirim konuları bu sene de yoğun bir şekilde devam ediyor. Mali idare ipe un seriyor. Olabildiğince ne kadar az iade ederim, ne kadar geç iade ederim konusunda sürekli bir yaratıcılık içinde, her gün yeni bir problem yaratarak, her gün yeni bir konunun etrafında bir takım uygulama değişiklikleri yaparak katma değer vergilerinin üzerine yatma çabası içinde, amiyane tabiriyle. Mesela birazdan gerçi üzerinde gene duracağım. En çok ciro primleriyle ilgili katma değer vergileri konusu iadelerde sorun olmaya başladı. Dönemsellik meselesi yoğun bir şekilde karşımıza çok katı bir şekilde çıkmaya başladı. Örneğin yurt dışından gelen hizmet faturalarında sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi uygulaması biliyorsunuz yapılmakta. Eskiden 46 no'lu katma değer vergisi genel tebliğinde açıkça sorumlu sıfatıyla katma değer vergisinin hangi dönemde ödenirse o dönemde indirilebileceği ifade edilirdi.
Gene uygulamada çıkan sorunlar üzerine verilen Maliye Bakanlığı müktezalarında bir konuda sonradan sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tahriyatı yapılırsa, bu tahriyatın da kesinleştiği, ödendiği dönemde indirim konusu yapılacağı, uygulamada da bu görüşler çerçevesinde problemsiz kabul görmüş ve uygulama yapılır hale gelmişti. 46 nolu tebliğ sessizce kaldırıldı. Yeni tebliğlerde bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı ve Maliye Bakanlığı artık ancak aynı yıl içerisinde o yılla ilgili sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi beyanı yapılırsa indirilebilir. Bu yılla ilgili, yani 2013 yılıyla ilgili olarak 2014 yılında 2013'e ilişkin bir yabancı fatura gelir ve ona sorumlu sıfatıyla KDV yaparsanız indiremezsiniz noktasına geldi ve onunla ilgili problemler yaşanıyor. İkmalen re'sen tahriyat yapılırsa gene indiremezsiniz demeye başladılar. Onların hepsi de yargıya gidiyor. Velhasıl buna benzer birçok problemlerle karşı karşıyayız. Yurt dışından alınan danışmanlık hizmetleriyle ilgili gene son yıllarda hemen hemen aynı görüşleri Maliye Bakanlığı vermeye başladı. Biliyorsunuz Türkiye'nin 75 yanlış hatırlamıyorsam ülkeyle çifte vergilemeyi önleme anlaşması var. Ve gelen faturanın geldiği ülkeye bağlı olarak Türkiye'de ödemeyi yapan şirket anlaşmalardaki koşulları dikkate alarak stopaj yapmayabilir ya da düşük oranlı stopaj yapıyor olabilir. Maliye Bakanlığı diyor ki sen kafanı takma bunlara. Yurt dışından bir fatura gelmişse stopajı her hal ve kârda yap. Sorumlu sıfatıyla bana beyan et. Karşı taraf gelsin, dönemin sonunda anlaşmaya uygun olarak kendisinden stopaj yapılamayacağını ispat etsin, bir vekaletle talep etsin, ben onunla muhatap olurum, ona bakar, inceler, iade ederim diyor. O yüzden hani bunu genel olarak uygulamayı biliyorum, kimse yapmıyor. Eğer anlaşma şartlarının var olduğunu düşünüyorsa düşük oranlı stopaj ya da hiç stopaj uygulamama, yaygın uygulama, sonrasında inceleme elemanları bu tür yaklaşımlardan hareketle stopaj yapacaktın, öbürü iade alacaktı falan gibi problemler yaratabilir gibi duruyor. Onun dışında mukimlik belgesi konusu bu sene çok karşımıza çıkmaya başladı. Mukimlik belgesini yurt dışından gelen faturalarla ilgili olarak, hele de stopaj yapmıyorsanız ya da düşük oranlı stopaj yapıyorsanız istenmesinde fayda var. Mukimlik belgesi karşı şirketin, yani Türkiye'den ödeme yapılan şirketin çifte vergilemeye önleme anlaşmasına taraf olan ülkenin mukimi olduğunu, vatandaşı olduğunu, o ülkede yerleşik kurulu şirket olduğunu gösterir. İlgili birimlerden alınmış bir belge. Maliye Bakanlığı diyor ki bu belge olmadan bu anlaşma hükümlerini uygulayamazsın. Onun için eğer belgen yoksa ben bu anlaşma hükümlerini sana uygulatmam ve eğer kesmediysen de o stopajı varsa tamamını senden alırım uygulamaları yapabiliyor. Ona da tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi konusunda da aslında sonradan belki duracağım ama bu aşamada da bahsedeyim. Ben artık şunu söylüyorum. Yurt dışından gelen faturalarda sorumlu sıfatıyla katma değer vergisini yolda bulsanız da yapın. Çünkü zaten yapıyorsunuz, aynı dönemde indiriyorsunuz. Eğer size mali bir yük yaratmıyorsa hiçbir tartışmaya girmeden yapıp bir kenara koymakta fayda var. Hatta son yıllarda ödeme dönemleriyle ilgili de tartışmalar yaşanmaya başlandı. Epey bir durulmuştu bu konu. Ödeme döneminde kur farkı oluşursa tekrar sorumlu sıfatıyla KDV ya da stopaj uygulanacak mı diye.
Yeni yaklaşımlarda, incelemelerde kur farklarına da sorumlu sıfatıyla KDV stopaj yapmanız gerekir demeye başladılar. Bunu da dikkatlerinize sunmak isterim. Yurt dışındaki firmaya ödenen komisyon bedelleri sorumlu sıfatıyla KDV'ye tabidir deniliyor. Bunu hatırlatırım. Serbest bölgede faaliyette bulunan bir şirketle ilgili olarak inceleme yapılmıştı. Lisans bedeli serbest bölgedeki şirketin yurt dışındaki şirkete ödediği lisans bedelleri üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV olacak mı olmayacak mı konusunda eleştiriler yapılmıştı. Ama aynı zamanda biz Maliye Bakanlığı'nın verdiği bir takım müktezalara ve yargı kararlarına da eriştik. Sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi yapılmasına gerek yoktur diyordu serbest bölgedeki şirketin bu şekildeki ödemelerinden, ama incelemelerde problemler yaşanıyor. Çokça karşılaşılan bir konuda bahsetmek istiyorum. Aslında bu özelge diye geçmiş ama özelge değil, yargı kararı. Takdir komisyonuna biliyorsunuz 5. sene yani zaman aşımı yılında incelemeye alınmışsa bir şirket, eğer inceleme elemanları zaman aşımı müddetinde incelemeyi bitiremeyeceklerini görürlerse tutuyorlar, böyle Kasım Aralık gibi takdir komisyonuna sevk ettiriyorlar dosyayı. Ama bir yandan da, ki böylelikle bir yıl kazandıklarını düşünüyorlar ilave, bir yandan da incelemeye sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Ona inceleme raporu demiyorlar sonunda, done raporu diyorlar ve size takdir komisyonundan karar geliyor sadece. Şimdi bu takdir komisyonu ile ilgili düzenlemelere bakıldığında yanlış, hatalı bir uygulama. Nitekim vergi mahkemelerinde buna ilişkin kararlar çıkmaya başladı. Vergi mahkemesi bunu hakkın kötüye kullanımı ve takdir komisyonunun getiriliş amacına, çalışma usul ve esaslarına uygun olmayan yaklaşımlar diye değerlendirdi ve bu tür tahriyatları sırf bu nedenle bozmaya başladı. En azından sıkça rastlanılıyor buna. O sürece iyi bakmak gerekiyor. İnceleme başlamış, sonra yetişmiyor diye takdir komisyonuna gitmişse onun üzerinde durulabilir. Gene bir müktezayla bir problem yaşandı. Hepimizi ilgilendiriyor. Şirketler kiraladıkları gayrimenkullerle ilgili olarak gayrimenkulün kira bedelini mevcut sözleşme çerçevesinde banka kanalıyla ödeyip banka dekontunu muhafaza ediyorlar ve bunu da tevsik edici belge olarak muhafaza ediyorlar. Bir Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'nın verdiği müktezada bu olmaz, ille gider makbuzu olması gerekir anlamına gelecek bir mükteza işte ortaya düştü. Bunun üzerine tartışmalar başladı. Aslında gider makbuzu ile ilgili düzenlemelere bakıldığında bunu kapsamıyor ve biraz keyfe keder yapılmış bir ifade diye düşünüyorum. Ve pratikte de şirketlerdeki uygulamalara baktığımızda çok sorun da yaratabilecek bir uygulama. Kaldı ki kiraların, bırakın hani banka kanalıyla ödenmesi, yasal bir zorunluluk olarak dayatıldı. Şimdi bir yandan öyle ödeyin deyip ondan sonra da bir gider makbuzu da imzalatın demek, hele de hukuki zemini olmadan, doğru değil ama böyle bir problemle karşı karşıya kalındı. Hukuken yanlış ama böyle bir görüşte verildi. Sıkça rastlanılıyor bir başka müktezada kefil olunan işte borçla ilgili olarak sonrasında kefil olan bu borcu öderse gider yazılamaz dedi bakanlık. Hatta gene hepimizin bildiğini düşündüğüm, parayı şirket çaldırmış, o çalınan parayı da gider yazamazsınız dediler. O öteden beri aslında bildiğimiz bir şey. Bir başka müktezar, ki bu mantık olarak doğru,
2012-2013 buradaki mükteza 2012 tarihli bir olaya dayanıyor ama ben buradan örnek vereyim. 2013 yılında malı satmışsınız, faturasını kesmişsiniz ama teslim etmemişsiniz. 2014'te teslim edeceksiniz. Diyor ki faturayı kestiyseniz, satış gerçekleştiyse vergisinin, gelirinin bu sene itibariyle doğması gerekir. Peki maliyet henüz oluşmadı. Ben daha o sattığım malı üretmedim ya da hatta satın almadım. Ne olacak? Sonradan izleyen yılda oluşan maliyetleri dikkate alabilirsin diyor beyan sırasında. Ya karşılık yoluyla ya da bir şekilde hesaplayıp dikkate alırsın diyor. Aslında hukuken bakıldığında henüz ortada bir üretim yok, maliyet yoksa hele de beyanname dönemine kadar bunun gelir olarak dikkate alınmaması, sonraki dönem geliri diye bir sonraki yıla kaydırılması ve maliyetiyle birleştiği dönemde gerçekte belki oluştuğunun da iddia edilmesi mümkün. Ama bu iddia da öyle yanlış değil, yaklaşım yanlış değil. Buna ilişkin bir de mükteza söylediğim gibi verilmiş. Yıllara sari inşaat işlerinde anahtar teslimi bir projeden bahsediyorsak, bunun içine makine ve teçhizat bedelleri de varsa diyor ki toplam bedel üzerinden kesinti yap. Yani sadece inşaat üzerinden alma, makine ve teçhizat bedellerini de dahil eden toplam paket iş bedelleri üzerinden stopaj yap diye bir görüş verilmiş. Yabancı çalışan diyor ama ille yabancı olması gerekmiyor. Mükteza böyle verilmiş öyle sorulduğu için. Bir çalışanın kirasını işveren karşılıyorsa bunun bir kere brütleştirilmesi gerekiyor. Yani bordroya dahil edilmesi gerekiyor. Ve ev sahibine yapılan ödemeden de stopaj yapılması gerekiyor demiş bakanlık. Ki doğru. Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili az önce durdum bu kredi not meselesinin üzerinde. Spor kulüplerinde bu loca kiralama meselesi yaygın. Bunu gider yazamazsınız. İşle ilgili temsil ağırlama gideri olarak dikkate alamazsınız demiş. Bir serbest meslek erbabının sorduğu soruya personele tatil amacıyla motive etmek amacıyla verilen tatil ödülü diyelim gider yazılabilir mi diye sormuş. Doğrudan gider yazamazsın ancak ücret gibi dikkate alırsan gider yazabilirsin demiş bakanlık. Gene bir serbest meslek erbabının sorduğu soruya verilen müktezada ikinci aracın giderlerini yazabilir miyiz de yazamazsınız diye cevap verilmiş. Serbest meslek erbabının işte bir aracı olur onunkini gider yazar ikincisini yazamaz gibi böyle bir görüş verilmiş. Serbest bölgedeki firma Ar-Ge hizmetleri, yurt dışındaki firmaya Ar-Ge hizmetleri veriyorsa hizmet ihracıdır, KDV'ye tabi değildir ve bu katma değer vergisinin yüklenilen katma değer vergisinin iadesi de mümkündür denmiş. Yani serbest bölgedeki bir firmanın KDV iadesi alabileceği bu tür hizmetlerle ilgili ifade edilmiş. Sermaye azaltımı ile ilgili bir özelgede de sermaye azaltımı yapıldığında sermayenin kaynağına girerek bu azaltım sırasında yapılacak işlemlere bak denmiş ve vergili olandan vergisize doğru bu azaltımın yapıldığı kabul edilir denmiş. Yani daha önce vergilenmeksizin sermayeye ilave edilmiş tutarlar varsa azaltım sırasında onlar öncelikle dağıtıldı, azaltıldı sayılır ve onlar vergilenir, ondan sonra giderek en az kısma doğru dönülür denmiş. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Biliyorsunuz önceleri kanun gereği emlak raiç bedeline belediyeler ve sanayi ticaret odaları yanlış hatırlamıyorsam sadece itiraz edip konuyu yargıya götürebiliyorlardı. Şimdi artık mükellefler de götürebilecekler. Ki yıl başından itibaren askıya çıkacak raiç bedellerin de oldukça yüksek belirlendiği ifade ediliyor. Muhtemelen çok sayıda yeni dönemde
problem yaşanacak ya da konu yargıya götürülecek gibi duruyor. Çünkü sürekli bu konularda yazılar yazılıyor. Bu rayiç bedelin bir yandan emlak vergisiyle ilgili önemi var. Bir yandan da biliyorsunuz emsal kira bedeli konusu var tartışılan. Oralarda sorunlar yaratabilir. O konu çözülmüştü ama yeni yaklaşımlar çerçevesinde tekrar başa dönülebilir. Şöyle ki emsal kira bedeli biliyorsunuz emlak vergisi değerinin %5'i bundan aşağı olamaz gibi bir gelir vergisi kanunun 73. maddesindeki ifadeden hareketle ortaya çıkan bir konu. Eğer kira kontratı var, karşı taraf o kontrat çerçevesinde banka kanalıyla ödüyor ve farklı bir tespit yok ise fazla ödendiğine dair Maliye Bakanlığı kabul etmişti ki burada emsal kira bedeli uygulanmaz. Eğer bundan dönülürse yeni dönemde bu artan belki emlak vergisi değerleri çerçevesinde birçok kişi emsal bedel çerçevesinde tartışmalarla da karşı karşıya kalabilir. İhtiyati haciz konusunda idari yargılama usul kanununda bir problem vardı. Anayasa Mahkemesi bir bakıma onu da iptal etti. Yani ihtiyati haciz o düzenleme nedeniyle mahkemenin sonuna kadar kaldırılamayabiliyordu. Şimdi yeni düzenlemeyle ihtiyati haciz konusunda yürütmeyi durdurma kararı verilmişse, mahkeme kararı verilmişse ona rağmen uygulayabilmek mümkün olmayacak. Kamu idari yargılama usulü kanununda Anayasa Mahkemesi'ne iptale götürülen bir konu iptal edilmedi ama edilmeme gerekçesi oldukça önemliydi. Kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir ibaresinin iptali istenmişti. Kararda dendi ki kamu görevlilerinin kararı uygulamamak konusunda seçimlik hakkı olmaması nedeniyle bunu reddediyoruz. Yani zaten böyle bir şey yok ve düşünülemez gibilerinden her halükarda uygulamaları gerekir gibilerinden bir gerekçeyle reddedilmiş. Ombudsmanlık Türkiye'de biliyorsunuz kamu denetçisi adıyla yürürlüğe kondu ve orada ilginç bir karar ilk defa vergiyle ilgili, dolaylı ilgili çıktı. Ateşli silahlar kanununa göre kaçakçılık cezası alanlar silah taşıma ruhsatı alamıyorlarmış ve vergi cezası aldı diye birisinin talebi reddedilmiş. Onun üzerine ombudsmana gitmiş kişi, ombudsman demiş ki kanundaki, ateşli silahlar kanundaki oradaki kaçakçılık ifadesi vergi kanunlarındaki cezaları içermez. O nedenle de bu silah ruhsatının bu kişiye verilmesi gerekir anlamında bir karar vermiş. Belki ileride mali idareyle bir kısım sorunlarımızı ombudsman kanalıyla da çözebilir hale gelebiliriz gibi bir belki çıkarım yapılabilir bundan. Örtülü sermaye ile ilgili KDV konusunda bir karar çıkmıştı. Gerçi bu o değil. Örtülü sermayenin kur farkı gider yazılabilir vesaire gibi bir konuydu bu ama örtülü sermaye değildir, kur farkı da gider yazılır diye problemli bir konuda. Yatırım indirimi ile ilgili bir konu var. Yatırım indirimi konusunda taraflardan, şirketin ortaklarından bazıları yabancıysa kar dağıtımı aşamasında çifte vergileme yönleme anlaşmasının uygulanması gerekiyor ve ilk etapta alınmış yatırım indirimi stopajının bir kısmının iadesi gerekiyor. Ancak bu son yıllarda yapılan incelemelerde iade edilmemeye başlanmıştı. Konu Danıştay'a gitti. Danıştay'ın 4. ve 3. daireleri birbiriyle çelişen kararlar verdiler. Bir kısmı 4 maliyeyi haklı buldu. 3 mükellefleri haklı buldu. Şimdi herhalde içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilecek. Eğer herhangi bir KDV tahriyatı yapılırsa ve bu konuda da uzlaşma yapılmışsa artık devreden bir KDV'nin olduğu iddia edilemez diye mahkemede karara bağlamış ki doğrudur. Çünkü
Sizin normalde devreden KDV'niz varken bir tahriyat yapılmışsa demek ki devreden KDV sıfırlandı ve üstüne bir tahriyat yapıldı anlamına gelir. Ve siz de onu kabullenmiş ve 1 lira dahi ödemişseniz artık devreden KDV'nin varlığından bahsedilemez. Mahkeme kararı da bunu bir bakıma onaylamış. Bizim halen takip ettiğimiz bir olayda da bir tahriyat yapılmıştı. KDV tahriyatı. Devreden KDV'yi sıfırlandı, üstüne KDV tahriyatı yapıldı. Uzlaşmaya gitti mükellef. Uzlaşmada KDV tahriyatı tamamen sıfırlandı. Dedik ki bu farklı bir şey. Yani bu sıfırlama aslında idarenin yaptığı hatanın kabulü ve işlemin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Ama idare dedi ki yok, bu ödemeye ilişkindir uzlaşma. Tahriyat yerinde duruyor ama ödeme kısmını kaldırıyor. O yüzden devreden KDV'de yoktur. Daha doğrusu işte kaldırılmıştır tahriyatta dedi. Şimdi o devam ediyor. Onunla ilgili henüz bir karar çıkmadı. Çıkarsa ileride onu da paylaşırım. Dava açma süresiyle ilgili bir şey var. Geçiyorum. Sıkça literatürde hep karşımıza çıkar. Özellikle kulakları çınlasın. Şükrü Kızılot Üstad zaman zaman gazete yazılarında hemen hemen her sene bir kere bahseder. İşte birisinin bir fotörünü sattım mattım der. Ondan sonra da oradan bir kuruş para aldım. Sanki zaman aşımına uğrayacak, tahsilat zaman aşımına uğrayacak bir konuda tahsilat yapılmış gibi kayda alınır, örneği verilir. Bununla ilgili Danıştay şöyle demiş: zaman aşımı süresinin dolmasından önce yapılan cüzi tutardaki ödemelerin tahsil zaman aşımı süresini kesmediği bir kuruşluk ödemeler diye ben bahsettim. Mali idare tahsil zaman aşımını genellikle kendi cebinden para ödeyerek o dönemin en düşük para birimi her neyse o kadar sanki o dönemde tahsilat yapmış gibi ödeyerek beşer yıllık sürelerle sürekli uzatır. İşte onun engelleyen aslında bir karar verilmiş ki son derece de yerindedir. Bir başka konu serbest bölgelerle ilgili öteden beri verilen kararlardan farklı bir karar verilmiş. Serbest bölge faaliyetleri tamam vergiden istisna olabilir ama serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen gelirin bankalara yatırılmasından elde edilen kazançlar istisna değildir anlamına gelen bir karar verilmiş. Ciro primleriyle ilgili vergi mahkemesi kararları var. Olumlu, olumsuz. Maliye Bakanlığı az önce çok kısaca bahsettiydim KDV iadelerinde. Ciro primleri konusunda durduk yere sorun çıkardı ve katma değer vergisi iadelerinde ciro primleriyle ilgili katma değer vergilerini dikkate almamaya başladı. Hem dönemsellikten hareketle hem de işle ilgili değil gibi gerekçelerle. Şimdi bunlar yargıda tartışılıyor ve her iki açıdan da işte verilen birbiriyle zıt kararlar var. Ama büyük bir ihtimalle bu problem inşallah çözülecek diye bekliyoruz. Artı eksi farklar diye çok kabaca nitelendireceğim bir koduyla ilgili gene mahkemelerde KDV iadeleriyle yaşanan bir sorundu bu. Olumlu olumsuz kararlar var henüz Danıştay aşamasında. İlaç sektörü incelemelerinde devam eden örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili katma değer vergisi de indirilemez konusunda olumlu olumsuz kararlar var. Danıştay'da devam ediyor. Çok kısaca istatistiklerden bahsedip kapatıyorum. Epey bir açtığımın farkındayım. Şimdi yanlış bilinen bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü zaman zaman literatürde şuna rastlıyorum. İşte piyasada açılan davaların çok büyük bölümü mükellefler lehine sonuçlanıyor gibi ifadelerle bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Bu niye doğru değil? Bunun biraz rakamsal örnekleriyle vermek istiyorum. Bu Danıştay'da devam eden dosya sayıları, onu geçiyorum. Şimdi özellikle şunun üzerinde durmak istiyorum ve bunun. Şimdi toplam Türkiye açısından bakıldığında 2012 yılı içerisinde
uzlaşmaya giden konuların %95'inde uzlaşılmış oransal olarak. Yani yüzlük bir tarihat bir bakıma yapılmışsa hem dosya sayısı itibariyle hem tutarları itibariyle aşağı yukarı bu konular uzlaşmaya götürülmüş ve %95'inde vergi idaresiyle mükellef uzlaşmışlar. Geri kalan %5 yargıya gitmiş. Şimdi geri kalan %5'in durumu ile ilgili toplam istatistikler yok ama Türkiye geneli de aşağı yukarı bunu belki yansıtıyor. Belki oran biraz daha yüksek olabilir. Yargıya giden konularda da %75 civarında 2012 sonuçları bu büyük mükellefler vergi dairesinin mükellef lehine sonuçlanmış, %25 civarında da aleyhine sonuçlanmış. Türkiye genelinde bu %75 oranı bazen 85'ler, 90'ları falan da bulabilir. Şimdi neyi söylemeye çalışıyorum? Diyorum ki %95'i zaten uyuşmazlıkların uzlaşma aşamasında sona eriyor ve geri kalan %5 yargıya gidiyor. Yargıya gitme cesaretini gösterenler zaten büyük ölçüde dosyalarına inanıyor, güveniyor. Mali idarenin yanlışlığını, hukuki olarak kendilerinin güçlü olduklarını düşünüyor oldukları için gidiyorlar. O nedenle yargıya giden konularda ağırlıkla mükellefler lehine sonuç çıkması mantıklı ve doğru. Ama bu sizi uzlaşma öncesinde bu konuyla ilgili karar verirken yanıltmasın. Uzlaşma aşamasında toplam rakamlar dikkate alındığında bu %75'ler, 85, 90'lar çok aşağılara düşebilir. Ne olur bilemeyiz. Hani uzlaşılmasaydı o %95 ile yargıya gitseydi toplam tablo ne olurdu bilemeyiz. Ama kesinlikle böyle olmazdı. O %90'lar belki %20'lere belki %25'lere inerdi tersine. Yani %25'i belki giden davaların olumlu sonuçlanırdı. Belki, bilmiyoruz. O yüzden mükelleflerimizi yönlendirirken nasıl olsa yargıda olumlu neticeleniyor, yüksek ihtimalle olumlu neticelenir gibi bir yaklaşımla yönlendirmemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu istatistiklerden hareketle sadece bunu hatırlatayım istedim. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Usta çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok kapsamlı, güncel, oldukça bilgilendirici. Ben buraya söz vermeden önce bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şöyle, bir kredi notlarla ilgili bir de 49 nolu tebliğle ilgili örnekler verdiniz. Kredi notlarla ilgili önce hizmet diyordu, sonra iskonto dedi, görüş değiştirdi. 49 nolu tebliğ de şöyle diyordu, ben onu bir okumak istiyorum. Diyor ki, sorumlu sıfatıyla beyan hiç yapılmadığını veya eksik yapıldığını tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re'sen tarih edilmesi halinde de tarih edilen vergi aslında indirim konusu yapılabilecektir. Yani indirime hak veriyordu. Şimdi bu tebliğ 1995 tarihli. Yani idaremiz 18 yıl sonra 117 nolu tebliğ hiçbir şey söylemiyor. Aslında söylenmek de belki de hala geçerlidir yorumunu yaptırabilir ama bu bana bir şeyi hatırlattı. Bir İngiliz atasözü bir dönem önce duymuştum. Hayat her şeyin tersini gösterecek kadar uzundur diye. Herhalde maliyemiz böyle bir şeyde. Bir de çok kısa bu kısmi tevkifatla ilgili bir şeye değineceğim. Sorumlu sıfatıyla vergilemeyle ilgili olduğu için. Kısmi tevkifat aslında dünyada, yani daha doğrusu Avrupa Birliği diyelim, KDV'yi çok etkin uygulayan ülkelerde pek rastlanan bir şey değil. Bizim maliyemizin uyguladığı bir şey. İşte hasılat KDV'nin yüksek olduğu ama indirim KDV'nin düşük olduğu alanda o KDV'nin bir şekilde sahte faturalarla falan yok edilmemesi için. Fakat burada şey var, bizimle de ilgili bir alanı var. Bu biliyorsunuz belirlenmiş alıcılara hizmet verildiğinde 9 belli 10 oranında bir stopaj var. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin danışmanlık hizmetleriyle yeminli müşavirlerin tasdik raporlarında bir şey var. Şimdi biz güvenilmez miyiz bilmiyorum.
Böyle kısa notum bunlar. Emre Bey buyurun. Teşekkürler. Güvenilmez vallahi, evet. Güvenmiyor bakan. Sayın Başkan teşekkürler. Herkesi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Şunu hissediyorum, ilk dönem sonu işlemleri seminerine konuşmacı olarak katıldığımda 2007 yılıydı. 2013 yılını yapıyoruz. 6 yıl geçmiş. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Umarım bu arada bir şeyleri ıskalamıyoruzdur. Çok dalıyoruz işlerin içerisine. Hep bunlarla uğraşıyoruz. Umarım hayatı da ıskalamıyoruzdur. Gerçekten yani ben burada çünkü periyodik olarak her sene aynı tarihlerde geliyoruz ve çok hızlı sizlerin karşısına çıktığımızı hissediyorum. Sizlerle beraber olmaktan, bu eğitimlerde katkı sağlamaktan da gurur duyuyorum. Öncelikle onu belirteyim. Üstad'a teşekkür ediyorum. Genelde birlikte yapıyoruz bu dönem sonu işlemlerini ve genelde bahsedilmesi gereken birçok konudan bahsediyor. Bana çok konu kalmıyor. Aslında yine biraz öyle oldu diyebilirim ama ben bir bazı hızlı hızlı hatırlatmalar yapmak istiyorum. İşte hani dönem sonunda örneğin kasa hesabı, örneğin şüpheli alacaklar, değersiz alacaklar. Neler yapılır, nelere dikkat edilir, neler yapılmaz. Onlar üzerinde duracağız. Yine benim de tespit ettiğim bazı özelgeler var. Yine dönem sonu işlemleriyle ilgili taramaya çalıştık. İşimize yarayabilecek olanlar. Onları paylaşacağız. Ve tespit ettiğimiz, size aktarmayı düşündüğümüz bazı konular var. Onlar üzerinde duracağız. Önce dönem sonu değerleme işlemlerine ilişkin özellikli konular. Nelere dikkat etmeliyiz? Her yıl aslında ben bu bilgileri vererek başlıyorum. İstatistik gibi bir bilgi aslında. Türkiye Gelir Vergisi veya Türkiye Kurumlar Vergisi beyannameleri yayınlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde. Türkiye'yi bir kurumlar vergisi mükellefi olarak düşünün. Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin verdiği beyannameler tek bir beyanname haline getiriliyor ve ilan ediliyor. İşte en son 2012 yılı var. 2012 yılı beyannamesi. 315 bin kurumlar vergisi mükellefi 52.8 milyar TL kanunen kabul edilmeyen gider beyan etmişler öncelikle. Çok yüksek rakamlar. Yüzde olarak da yine %25-%30 civarında, yani kar ve ilaveler kar rakamının %25-%30 civarında 2012 yılında da kanunen kabul edilmeyen, yani gider yapıldığı ancak vergi kanunlarının kabul etmediği ve bu rakamın da kar rakamının 1/4 civarında olduğunu belirtmek istiyorum. 2011 yılı aslında geçen sene de bunun üzerinde durmuştuk. Çok yüksek gözüküyor. Yani normalde 39 milyar, 41 milyar, işte 2012'de 52 milyar olarak gerçekleşmiş. 2011 yılında 85 milyar. Bunun sebebi tahmin edebiliyorsunuzdur. 6111 sayılı kanun. 2011 yılında 6111 sayılı kanuna göre kasayı düzelttik, ortaklar cariyi düzelttik. Bunları da kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyannamede ekledik. O yüksekliğin sebebi de o. Biz düzelttik dedik, kanun bize bir af dedik. 6111'e af kanunu dedik. Çok konuştuk onunla ilgili, çok seminerler yaptık, çok anlattık. %3'leri ödemeye razı olduk. Fiktif kasayı düzelttik, fiktif ortaklar cari hesabını düzelttik. Ama yine bir özelge, 2013 yılında verilen bir özelge dedi ki boşa düzelttiniz siz bunları dedi. Aslında biz sizi kandırdık dedi o anlamda. Nasıl oldu? Biz niye düzelttik kasayı, ortaklar cariyi? Yani kar dağıtım stopajı yapmadık aslında. Oralar şişti. Daha sonra %3'e razı olduk, %15 yerine. Ama gördüğünüz gibi 85 milyar TL gibi bir kanunen kabul edilmeyen gider oluştu. Tüm bilançolar bozuldu. Bankalar kredi vermemeye başladı. Bu sefer dedik ki ya bunları geçmiş yıl karlarından mahsup edelim o zaman. Hani en azından gözükmesin 2011 yılı zararını, çünkü zarar yarattı bilançolarda. 2011 yılı zararını geçmiş yıl karlarından mahsup edelim. Bunlar da hep soruldu bize. Olabilir dedik. Herhangi bir sakıncası yok. Soranlara da önerdik. 6111 zamanında yaptığımız seminerlerde de bunu söyledik. Ama Gelir İdaresi bir özelge verdi. Biz bilmiyormuşuz bu işi. Onu anladık. Bu kar dağıtım stopajı yapılması gerekir dedi. 2011 yıl, yani 6111 sayılı kanundan kaynaklanan, kanunen kabul edilmeyen giderlerin, dolayısıyla geçmiş yıl zararlarının, 2011 yıl zararının geçmiş yıl karlarından mahsubu kar dağıtımı sayılır ve %15 kar dağıtım stopajı yapılır dedi.
Dolayısıyla kesinlikle katılmıyoruz buna ama ne yazık ki öyle bir özelge var şu anda özelge havuzunda. Kandırılmış gibi olduk 6111'in bu boyutuyla ilgili. Meğerse af değilmiş. Onu vurgulayarak başlayalım istedim. Kasa hesabı, hani dönem sonu işlemleri. Niye dönem sonu işlemi yapıyoruz? Niye değerleme yapıyoruz? İşte ben yapmayayım, vergi usul kanununa göre uygulamayayım, UFRS'ye göre yapayım ya da ticaret kanunu emrettiği şekilde yapayım diyemiyoruz ama. Çünkü bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Gelir vergisi kanunun 38. maddesi öz sermaye mukayesesi yoluyla ticari kazancın, dolayısıyla kurum kazancının belirleneceğini söylüyor. Ticari kazanç ya da kurum kazancı hesap dönemi sonundaki öz sermaye ile hesap dönemi başındaki öz sermaye arasındaki müsbet farktır diyor. İşte sadece bu tanım gereğince aslında biz vergi kanunlarını dikkate alarak, vergi usul kanunu dikkate alarak ve değerleme yapıyoruz, dönem sonu işlemleri yapıyoruz. Vergi usul kanunu emrettiği değerleme ölçülerini kullanıyoruz. Vergi usul kanunu emrettiği şekilde 31-12 tarihli bilançolarımızda yer alan kıymetleri önce sayıyoruz, ölçüyoruz, tartıyoruz, biçiyoruz. Yani fiili envanter yapıyoruz. Sonra sayıp, ölçüp, tartıp, biçtiğimiz bu kıymetlerin değerini tespit ediyoruz. Yani değerleme yapıyoruz. Kasayı saydık, ölçtük, tarttık, biçtik, kasadaki parayı saydık aslında. Hani kasa, TL cinsi kasa mevcudu, itibari değerle, paranın üzerinde yazılı değerle değerlenir. Kaç lira varsa, kaç tane para varsa odur. Döviz cinsi kasa mevcudu, borsa rayici ile değerlenir der. Borsa rayici yoksa, ki yoktur, Maliye Bakanlığı'nca ilan edilecek efektif alış kuruyla, döviz kasadaki döviz mevcudu efektif alış kuruyla değerlenir. Dövizin alındığı tarihle dönem sonu arasındaki müsbet veya menfi farklar da kambiyo karları veya zararları hesabında muhasebeleştirilerek vergiyi etkilemiş olur. Aslında dönem sonu öz sermayesini etkilemiş olur. Kasa hesabı alacak bakiyesi vermez. Veriyorsa bir sorun var demektir. Ya kayıt dışı hasılat vardır ya kayıt dışı ödeme vardır. Üstad transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından bahsetti. Bunu ne olur Üstad da ifade etti. Hani böyle çok girift bir işlem, işte yurt dışıyla bir işlem yaparsak başımıza gelir gibi algılamayın. Kasada yüksek bakiye varsa bize yapılacak tarihiyat işleminin gerekçesi aslında transfer fiyatlandırması yoluyla ortak örtülü kazanç dağıtımı işlemidir. Bu paralar ortaklara kullanıldırıldığı kabul edilir. Ve hem kurumlar vergisi hem katma değer vergisi tarihiyatlarıyla karşı karşıya kalırız. Çok büyük meblağlarda olmaması gerekir. Çok büyük ne demek? Göreceli bir kavram. İncelemelerde bazen karşılaşıyoruz, işte nakit ödeme limiti 8.000 lira. 8.000'i aşan ödemelerin bankadan yapılması gerekir. Onunla bir bağlantı kurarak inceleme elemanları diyorlar ki günlük 8.000 liradan fazla bulunmaması gerekir. İşte bunun aylık ortalaması, yıllık ortalamasının aşılmaması gerekir. Eğer aşılıyorsa burada bir örtülü kazanç dağıtımı söz konusudur mantığı kuruluyor. Banka mevcudunu dönem sonunda mutlaka ekstrelerini alarak, bankalardan hesap ekstrelerini alarak mutabakatlarını yapmak gerekiyor. Mukayyet değerle değerlenir TL cinsindeki mevcutlar. Döviz cinsinden olanlar ise döviz alış kuruyla, bankalardaki döviz alış kuruyla, kasadaki efektif alış kuruyla değerlenir. Yine döviz cinsinden olan banka mevcudunda oluştuğu tarihle hesap dönemi arasındaki tarihteki kur farkları kambiyo kârı veya zararı olarak dikkate alınır. Vadeli mevduatlar alacak kabul edilir, alacaktır zaten de. Alacaklar normalde mukayyet değerle değerlenir ama vergi usul kanunu 281. maddesi der ki mevduat sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar dönem sonuna kadar hesaplanacak faizleriyle beraber dikkate alınır. Yani örneğin 1 Temmuz tarihinde 1 yıllık bir hesap açtırdık. İzleyen yıl vade sonunda faizi tahsil edecek olmamıza rağmen kanun der ki dönem sonuna kadar hesabı açtırdığınız tarih ile 31-12 tarihi arasına isabet eden faizi hesaplayın. Bunu da ilgili yılda, ki ilgili yılımız bu sene için 2013'te, gelir olarak dikkate alın. Tamam, alalım ama bunlardan biliyorsunuz stopaj da yapılır. %15 mevduat faizlerinden stopaj yapılır veya repodan yine aynı şekilde stopaj yapılır. Bu yapılan stopajı, çünkü ben elde etmeme rağmen geliri beyan ediyorum,
yapılan stopajı mahsup edebilir miyim? Mahsup edebiliriz ama şuna dikkat etmemiz lazım orada. Vade tarihi beyannamenin verilmesi gereken tarih. Yani kurumlar vergisinde 25 Nisan, gelir vergisinde 25 Mart'tan önce ise, vade beyanname tarihinden önce ise yapılan stopajı veya yapılacak stopajın ilgili yıla isabet eden kısmını mahsup edebilirsiniz diyor. Ama vade beyanname verilmesi gereken tarihten sonra ise, örneğin bir kurumlar vergisi mükellefinde vade 1 Mayıs 2014 ise, dolayısıyla faiz o tarihte elde edilecekse, yine de 31-12'ye kadar olan geliri beyan etmek zorundasınız der. Ama vade beyanname verileceği tarihten sonra olduğu için herhangi bir stopaj mahsubu yapamazsınız der. Bunu bir numaralı kurumlar vergisi genel tebliğinde ayrıntılı olarak anlatıyor. Faizleri gelir olarak dikkate alırız izleyen yıl elde edecek olsak bile. Aynı şey kredi faizleri açısından da geçerli. Kredimizin, kullandığımız kredinin faizini izleyen yılda ödeyecek olsak bile hesap dönemi sonuna kadar olan kısmını hesaplayıp gider olarak dikkate alabiliriz. Alacaklarımız, alacaklarla ilgili işte mukayyet değerle değerlenir. Vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar değerleme günü kıymetine irca olunabilir der kanunda. Bu da vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar için reeskont yapılabilir anlamına gelir. Onun dışında şüpheli alacakları, değersiz alacakları tespit edip ona göre işlemlerimizi yürütmemiz lazım. Üstad ifade etti yine, merak projesi gerçekten hani ciddi bir proje, elektronik altyapısı çok güçlü ve oldukça da yoğun olarak kullanılacak. Biz geçtiğimiz yıl içerisinde şunlarla çok karşılaştık. Örneğin bir mükellefe direkt şu soru soruldu. İşte sabit kıymetlerin azalmış olmasına rağmen amortisman giderlerinin yükseldiği fark edilmiştir. Bunun cevabını 15 günlük süre içerisinde vergi dairesine verin. Veya işte bir önceki yıl şüpheli alacağınız bulunmamasına rağmen bu yıl 200 bin lira şüpheli alacağınızın bulunduğu ve karşılık giderinizin 200 bin lira olduğu tespit edilmiştir. Buna ilişkin dava ve icra evraklarını vergi dairesine 15 gün içerisinde sunun. Üstad dedi önceden incelemeler biraz tesadüftü. Hani artık bunun üzerine yürüyecek, bunlarla daha çok karşılaşacağız. Direkt nokta atışı, bilgiler istenecek, direkt nokta atışı evraklar istenecek bizden. O anlamda merak projesiyle beraber bu konulara belki işte dondurmayı üfleyerek yemek, öyle olsa gerek, biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Şüpheli ticari alacak, şüpheli karşılık gideri karşılık ayırıp gider yazabilmek için alacağın öncelikle bilanço esasına göre defter tutması gerekiyor. Ticari ve zirai kazancın elde edilmesiyle ilgili olması gerekiyor ve alacağın şüpheli hale gelmiş olması gerekiyor tabii. Şüpheli hale gelmiş olmak da dava açmış. Yani tahsil edemedim artık bu alacak şüphelidir değil. Dava açmak veya icra safhasına başvurduğumuz alacaklar şüpheli alacaktır. Ya da dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için protestoyla veya yazı ile bir defadan fazla istediysek eğer, tahsil etmek istediysek, bunlar şüpheli alacak, alacağın şüpheli olduğunu gösteriyor. Yani alacağı tahsil edememiş olmak onun şüpheli olduğu anlamına ya da karşılık ayırıp gider yazabilme olanağını tanımlıyor. Mutlaka dava veya icra safhası veya protesto ve yazıyla talep edilmesi gerekiyor. Ve alacak tahakkuk etmiş ve yani daha önce hasılat olarak defterlere kaydedilmiş olmalıdır. Ve teminatsız olmalıdır. Bununla ilgili aslında o benim çok hoşuma gitti. Güzel bir özelgeydi. İsteyen de hani güzel düşünülüp istenmiş. Ortaklardan alacaklar. Hani yine transfer fiyatlandırması anlamında bahsettik ya, o fiktif bir hesap varsa transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı varsayılıyor. Kurumlar vergisi, katma değer vergisi vesaire tarihata konu ediliyor. Bir özelge istenmiş. Denmiş ki bizim ortaklardan alacağımız var. 131'imiz var. Ortaktan alamıyoruz. Ortağa da dava açtık. Bunu şüpheli alacak kabul edebilir miyiz? Bunu edemezsiniz demiş. Şüpheli alacak edemezsiniz. Niye? Çünkü dedik ya hani alacak tahakkuk etmiş olmalıdır. Daha önce gelir yazılmış olmalıdır. Sen ortağına kullandırdın parayı, daha önce gelir yazmadın. O yüzden karşılık ayırıp giderleştiremezsin diyor. Bir şey daha sormuş. O yüzden aslında hoşuma gitti.
Tamam, bunu yazamam ama ben ne yapıyorum? Adat yapıyorum, fatura düzenliyorum, KDV hesaplıyorum. Bunu da tekrar onun hesabına yazıyorum. Onu da tahsil edemiyorum çünkü, yani faiz de tahsil edemiyorum. Yine onun hesabına yazıyorum. Bu adata şüpheli ticari alacak karşılığı ayırabilir miyim demiş. Ona ayırabilirsiniz. Yani adat faturasını karşılık yoluyla giderleştirilebilir gibi bir sonuç çıkıyor. Önemli bence. Ama tabii ki şunu unutmayalım. Alacağın tahsil edilemeyecek durumda olması, ortağa dava açılmış olması veya icraya başvurulmuş olması gerekir. Amas mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılabilir. Bunlar geçmiş yıllarda tartışılırdı. Artık tartışılmamaya başladı. Verilen son özelgeler ve özellikle bir seri numaralı kurumlar vergisi kanunda yapılan açıklamalardan sonra KDV için ayrılabilir mi tartışılırdı. Uzun yıllardır tartışılmıyor. Katma değer vergisi için de ayrılabilir. Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil, sadece aciz vesikasına bağlanan kısmı için ayrılabilir. Yurt dışından olan alacaklarda yine yurt dışında dava açıldığı veya yurt dışında icra yapıldığı ispat edilmesi şartıyla ayrılabilir. Alacağımı tahsil edemedim, döviz cinsinden de kur farkı oluştu. Bunun için de karşılık ayırıp giderleştirebilir miyim? Giderleştirebilirim. İflas halinde kişilerden alacaklar için, bunlar değersiz alacak sayılmaz, şüpheli alacak sayılır. Karşılık ayrılıp giderleştirilebilir. Daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği dönemde kazanca ilave edilir ve dönemsellik ilkesine dikkat ediyor Maliye Bakanlığı bunda. Şüpheli hale geldiği dönemde, yani dava açtığın dönemde, icraya başvurduğun dönemde karşılık ayırıp gider yazacaksın. 2013'te dava açtıysan 2014'te giderleştiremezsin. Yani bunu bir vergi planlaması yöntemi olarak kullanamazsın diyor. Değersiz alacaklar artık şüpheliliği de kaybolmuş, değersiz hale gelmiş. Bunun da tabii kanaat verici bir vesika veya kaza yargı kararı gerekiyor. Bir mahkeme kararıyla artık tahsiline imkan kalmadıysa veya kanaat verici vesikalarla tahsil edilemeyeceği anlaşılıyorsa değersiz alacak kabul ediliyor ve zarar yazılıyor veya giderleştirilerek yok ediliyor. Kanaat verici vesikalar, işte konkordato anlaşması, alacaktan vazgeçilen kısım itibariyle kanaat verici vesika kabul ediliyor. Boşluğunun miras bırakmadan ölümü ve mirasçıların mirası reddettiğini gösteren belgeler vesaire kanaat verici vesika olarak kabul ediliyor. Söylediğimiz gibi tüm hukuki yollar tüketilmiş olmalıdır değersiz alacaktan bahsedilebilmesi için. Yine şüpheli alacakta olduğu gibi tahsil edildiği yıl gelir olarak dikkate alınması gerekir. Reskont, az önce de ifade ettik, vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar değerleme günü kıymetine dönüştürülebilir. Yani tasarruf değeriyle değerlenebilir, yani reskont ayrılabilir. Bu tanımdan aslında şartları da çıkarılıyor. Senetli alacak olması gerekir veya borç olması gerekir reskonttan bahsedebilmek için. Senedin vadesinin gelmemiş, dönem sonu itibariyle vadesinin gelmemiş olması gerekir. 238 numaralı vergi su kanunu genel tebliğinde bunun hesaplanmasını anlatıyor. İç reskonto yöntemine göre hesaplanacak diyor. İhtiyaridir ama alacak senetlerini reskonto tabi tutanlar, dolayısıyla reskont faiz gideri yapanlar, borç senetlerini de reskonto tabi tutup reskont faiz geliri yapmak zorundadırlar. Bu ihtiyarilik kısmen kullanılamaz diyor yine Maliye Bakanlığı. Yani alacakların bir kısmını reskonto tabi tuttum, bir kısmını tutmadım yapamayız. Ya hepsini, senetlerin hepsini tutacağız ya da hiçbirini tutmayacağız. Vadeli çekler, bu da hani hep artık kurtulduk gibi, ama burada biraz şeytanın avukatlığını yapacağım ben. Vadeli çek, işte çekte vade yoktur denilirdi hep kanuni hukuki olarak. Dolayısıyla vadeli çekler görüldüğünde ödenir, dolayısıyla reskonto tabi tutulamaz. Ama çek kanununda ve 5811 sayılı kanunda yapılan düzenlemelerin hepsi aslında çeklerin vadeli kullanılabileceğine işaret etmişti. Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce muhatap bankaya ibraz edilemez derdi. Bunlar da çekler vadeli senet niteliğine dönüştürmüştü. En azından bundan sonra, yani o düzenlemelerden sonra, 2008'den sonra vadeli çekler için reskont yapılabilir demeye başlamıştık. Ama vergi su sirküleri yayınlandı. 41 numaralı sirküler. 2009 yılında yanlış hatırlamıyorsam.
Dedi ki hayır, her şeye rağmen, tamam böyle böyle olmuştur, bu düzenlemeler yapılmıştır, her şeye rağmen çekler için reeskont hesaplayamazsınız dedi. Bu görüşten vazgeçti birden. Şimdi değişen de bir şey olmamıştı aslında bu süreç içerisinde. 64 numaralı vergisiz kanun sirkülerinde dedi ki Maliye Bakanlığı, vadeli çekleri reeskonta tabi tutabilirsiniz dedi. Bunun tersini düşünelim şimdi. Önceden tutamazsınız deseydi, ki aslında bunu da yaptı. 113 numaralı katma değer vergisi genel tebliği vardı mesela. İmha edilen ürünlerin katma değer vergisiyle ilgili herhangi bir düzeltme yapmayın derdi verdiği tüm özelgelerde. Birden 113 numaralı tebliğ çıktı. Dedi ki imha edilen ürünlerin katma değer vergilerini düzeltmek zorundasınız dedi. Ve bunu geçmişe de götürdüler. Geçmişe yönelik yapılan işlemlerde de bu anlamda tenkitler, bu anlamda tarihatlar yaptılar. Şimdi bunun tersini düşünelim. Bugüne kadar vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilseydi ve 2013 yılında bir sirküler çıkıp hayır artık tutulamaz denseydi, emin olun şöyle yapacaklardı. Geçmiş yıllara ilişkin de bir tarihat yapacaklardı. En azından bizleri, sizleri, mükellefleri geçmiş yıllara ilişkin rahatsız edeceklerdi. O zaman bu sefer biz şunu yapalım. Tabii cesaret edemeyiz kendimize belki o anlamda, ama biz diyelim ki ya sen bize 2009'da görüş verdin. Biz 4 yıldır çekleri reeskonta tabi tutmuyoruz. Şimdi de diyorsun ki çekler reeskonta tabi tutulabilir. Al sana 4 yıllık düzeltme beyannamesi. Çekleri reeskonta tabi tuttum. Bana kurumlar vergisi iadesi ver. İsterseniz deyin, bilmiyorum. Duran varlıkların diyeyim çok genel tabirle, yani gayrimenkul, demirbaş, tesis, makine, cihaz, taşıt. Bunlar maliyet bedeliyle değerlenir. Maliyet bedeli sadece alış bedeli değildir. Alış bedelinden ve alışa bağlı giderler maliyet bedeli olarak kabul edilir. Maliyet bedeline eklenmesi zorunlu olanlar, yani doğrudan gider yazamayız. Maliyet bedeline eklemek ne demektir? Amortisman yoluyla itfa edebilmektir artık. Makine ve tesisatın gümrük vergilerini doğrudan gider yazamayız. Makinenin maliyetini eklememiz gerekir. Makine ve tesisatta yine nakliye ve montajları doğrudan gider yazamayız. Dikkat etmeyiz bunlara pek aslında. Hani doğrudan gider yazarız genelde, ama hani bahsettik ya dondurmayı üfleyerek yemek. Nakliye ve montaj giderlerini belki maliyet bedeline eklemek gerekir. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın boşaltılmasından oluşan giderleri yine ilgili arsanın maliyetine eklememiz gerekir. Doğrudan gider yazamayız. Ama noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon gibi giderleri ister gider yazarız, ister maliyete ekleriz. Tapu harçlarını ve özel tüketim vergisini yine ister gider yazarız, ister ilgili sabit kıymetin maliyetine ekleyebiliriz. Özel tüketim, binek otomobili alımındaki özel tüketim vergisini doğrudan gider yazabiliriz veya otomobilin maliyetine ekleyebiliriz. Binek otomobil alımında ödenen KDV'yi ise biliyorsunuz indirim konusu yapamayız. Birazdan onunla ilgili 60 numaralı sirkülerin yaptığı düzenlemeler çerçevesinde tekrar bahsedeceğiz. Yine her yıl söylüyoruz bunları ama hani değişen bir şey yok ya. Ta 163 numaralı tebliğ belki 20 yıl önce çıkmıştır. Ama hani hatırlatmak anlamında üzerinden geçiyoruz tekrar. Yatırım finansmanında kullanılan, yani sabit kıymet alımında kullanılan kredilerin faizleri veya dövize endeksli olarak sabit kıymet alımında veya ithalatında oluşan kur farkları, alıcı aleyhinde oluşan kur farkları aktifleştirildiği yılın sonuna kadar, ilgili sabit kıymetin aktifleştirildiği yılın sonuna kadar olanları maliyete eklenmek zorundadır. Daha sonraki yıllarda ister gider yazılabilir, ister maliyete eklenebilir. 334 numaralı tebliğde de kur düşmeleri sonucunda çıkartılmış bir tebliğ. Kurlar düştüyse de eğer, oluşan lehte kur farkları yine aynı mantıkla ilk yıla ilişkin olanlar maliyetten düşülür. İzleyen yıllara ilişkin olanlar, kur düşmeleri nedeniyle lehe oluşan kur farkları, isterseniz maliyetten düşerseniz, isterseniz doğrudan gelir olarak dikkate alabilirsiniz. Ama tercihinize, örneğin biz 2013 yılında bir sabit kıymet aldık, maliyete ekledik, kur farkı oluştu veya faiz oluştu, maliyete ekledik. 2014 yılında yine bir kur farkı oluştu veya kredi faizi var, gider yazmayı tercih ettik. 2014'te gider yazmayı tercih ettik. 2015'te artık değiştiremem, artık seçimlik hakkım yok. Yani seçimlik hakkımın olduğu ilk yıl neyi seçtiysem sonraki yıllarda o şekilde devam etmem gerekir. Ticari mal değerlemesinde, emtia değerlemesinde de kur farkı ve faiz giderleriyle ilgili
238 numaralı tebliğ düzenleme yapar. Yine kur farkları burada der ki stoğa, malın stoğa girdiği tarihe kadar oluşacak kur farkı malın maliyetine eklenir. Daha sonra oluşanlar doğrudan gider yazılabilir. Krediler için, komisyonlar için ise fark etmezler. İster doğrudan gider yazın. Ekleyebiliyorsanız, yani mal hala stoğunuzdaysa malın maliyetine ekleyebilirsiniz. Yine bunu da hatırlatıyoruz. Kriz dönemlerinde ya da elektronik eşya ticareti yapan firmalarda önemli olabilir. Yani mal alınır, stoğa girer ama örneğin Mart'ta mal alınmıştır. 100 liradır stokta duruyordur hala ama 31 Aralık itibariyle bunun satış fiyatı 90 lira olabilir, 80 lira olabilir. Yani satış değerinde bir düşüklük olabilir. Yeni teknolojik gelişimler nedeniyle veya kriz dönemlerinde bu tür şeyler olabilir. Vergi Usul Kanunu buna ilişkin aslında bir vergi planlaması yöntemi oluşturuyor. Diyor ki emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedeli %10 veya daha fazla düşüklük gösterirse, yani stoktaki değeri 100 lira olan bir malın 31.12'deki satış fiyatı 90 lira veya altına düşerse artık maliyet bedeli de kullanmazsınız, emsal bedelle değerleme yapabilirsiniz. Emsal bedelde de birinci sıra, Vergi Usul Kanunu 267. maddesi uygulanır. Birinci sıra ortalama fiyat esastır. Yani sattığınız fiyatlara göre, sattığınız ortalama fiyata göre stoğunuzun değerini belirleyebilirsiniz. Yani bahsettiğimiz örnekte 90 lira gibi belirleyebilirsiniz. Bu durumda ne olur? Satılan malın maliyeti, stoğunuzun değeri düşer. Satılan malın maliyeti yükselir. Dolayısıyla bir vergi planlaması yöntemi olarak bunu kullanabilirsiniz diyor. Primler ve iskontolar üzerinde, ciro primleri üzerinde yine üstad durdu. Çok fazla vakit harcamayalım. Amortismanları biliyoruz ama hani çok hızlı hızlı hatırlatalım. İşte azalan bakiyeler yöntemi seçildiyse %50 oranı aşılamıyor. Ticari faaliyetle uğraşanların kullandıkları otomobil, kamyon, minibüs vesaire lastikler tek yılda gider yazılabiliyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hepimizin başının belası oldu bu dönemlerde. Muhtemelen sizin de olmuştur, birçoğumuzun olmuştur. Bunlara ilişkin biliyorsunuz yeni cihazlar alındı. Bunlar tek seferde %100 amortismana tabi tutulabiliyor. Kullanıma alınma, envantere kayıtlı olma, ne zaman amortisman ayırmaya başlayabilirim? Bizim Türk milletinin en iyi bildiği vergi planlama yöntemi Aralık ayında otomobil almaktır. Hani vergiyi gider yazalım gibi. 31 Aralık'ta dahi alınsa ve tescil işlemi, kayıt ve tescil işlemi yapıldığı anda fiilen kullanıma başlanılmamış olsa bile yine kısıt amortisman ayrılabilir. Amortisman süresi doldurmuş, yani şöyle bir algı var, o da sorulduğu için söylüyorum. Sadece sıfır makine teçhizat veya sıfır sabit kıymetler için, yeni sabit kıymetler için amortisman ayrılmaz. Alınan, bize bir maliyeti olan her türlü sabit kıymet amortisman yoluyla itfa edilebilir. Yenileme fonu yine bir vergi planlama yöntemi. Bunlara dikkat edelim. İşte en son 2000 Maliye Bakanlığı'nın kabulü şu: 2011 yılında yenileme fonu ayırdıysanız 2013 yılında kâra ilave etmeniz gerekir. O yüzden 2011 yılında ayrılan yenileme fonları varsa bunlara bakalım. 2013 yılında 3. yılın kârına ilave edilir diyor. Maliye Bakanlığı burada satışın yapıldığı yılı da dikkate alıyor. Sadece amortismana tabi kıymetler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanabilir. Şuna şahit olduk: arsa için, boş arsa satılmış, yeni boş arsa alınmış, kar yenileme fonuna ilave edilmiş, amortismana tabi değildir biliyorsunuz boş arsa ve araziler. Dolayısıyla yenileme fonu söz konusu olamaz bunlarda. Amortismana tabi iktisadi kıymet olması gerekmektedir. Bilanço esasına göre defter tutulması gerekir. Pasifte oluşturulacak fondan bahseder. Ama geçmiş yıllardaki seminerlerde de hep bunu söyledik. Serbest meslek erbabı için yenileme fonu ayrılabilir diye Ankara Defterdarlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı bir özelge verdi. Serbest meslek erbabı bilanço esasına göre defter tutmaz ama yenileme fonu ayırabilir. Yenileme fonunun kullanımında ayrılan 549'a özel fon oluşturuyoruz ve bunu yeni aldığımız sabit kıymetin amortismanlarından bahsediyoruz. Burada bir yanlış algılama var. Yine hatırlatmak amacıyla söylüyorum. 3 yıllık süre, bize tanınan 3 yıllık süre yenilemek için tanınan 3 yıllık süredir. Amortismandan mahsup süresi 30 yıl bile olabilir.
Yani sanki öyle bir algı var. Ben 3 yıl içerisinde amortismandan mahsup edeceğim, 4. yılınkini gider yazacağım diye bir algı var. Yanlış bir algı. Tanınan 3 yıllık süre yenilemek için bize tanınan süredir. Yeniledikten sonra amortismandan, yenileme fonuna amortismandan mahsup süresi 3 yılı aşabilir. Bu konuyu da biz tartışmıştık, olur muydu olmaz mıydı? Bana göre olmaz diyordum ben. Çok ayrıntılar üzerinde durmayacağım ama Gelir İdaresi Maliye Bakanlığı mükellef lehine, ilginç bir şekilde mükellef lehine bir özelge verdi. Şöyle şundan bahsedeyim. Taşınmaz satış kazancı istisnası vardır biliyorsunuz. Var mı aslında, hani onu da tartışacağız birazdan. Çünkü öyle bir şey söyledi ki, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, öyle bir özelge verdiler ki ana sözleşmenizde taşınmaz ticareti yapma ibaresi varsa bu istisnadan yararlanamazsınız diyor. Onu biraz, yani sanki istisnayı özelgeyle kaldırdılar gibi geliyor bana. Onu birazdan tartışacağız. Burada bahsettiğim şu, kurumlar vergisi kanununa göre yapılan taşınmaz satış kazancı istisnası vardır. Satış kazancının %75'i kurumlar vergisinden istisnadır. Kalan %25'i vergiye tabi tutulur. Yani toplam kazancın %5'i kadar vergi ödenir nihai olarak bakıldığında. İzmir Vergi Dairesi Başkanı'nın aslında 2011'de verdiği bir özelge var. %75'ini istisna ettiniz. Kalan %25'ini yenileme fonuna ilave edebilirsiniz diyor. Bu tartışmalıydı, tartışılabilirdi. %75'i istisna, kalan %25'i yenileme fonuna ayırıp 3 yıl içerisinde yenilerseniz de yeni aldığınız iktisadi kıymetin giderlerinden ve amortismanından mahsup edersiniz diyor. Giderlere ilişkin bazı hatırlatmalar yapalım hızlıca. Götürü gider uygulaması, ihracat, yani yurt dışından bir hasılat elde etmemiz lazım. İhracat, uluslararası taşımacılık, yurt dışı inşaat, yurt dışı onarma, yurt dışı montaj faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşmamak üzere götürü gider yapılabilir. Götürü gider uygulamasından şunun üzerinde durmak istiyorum. Bunu beyanname verilirken, yani yıl içerisinde götürü gidere ilişkin hiçbir kayıt yok. Beyanname verilirken hasılata baktık, 10 lira, işte binde 5'i 0.5 lira al götürü gider olarak yazdık. Böyle uygulamayın diyor Maliye Bakanlığı. Gerçekten dönem içinde gider yapın. O zaman nasıl olması lazım? Avans hesapları kullanılabilir. Mesela yurt dışına giden personele, amaç odur çünkü götürü giderde. Yani yurt dışında bir harcama yapmışsınız, bunu belgelendirememiş olabilirsiniz. O belgelendiremediğiniz harcamaları indirebilirsiniz. Yurt dışına giden personelinize avans verin. Avansın belgeyle kapatılan kısmını belgeyle zaten kapatın. Belgeyle kapatılmayan kısmını da oradan elde ettiğiniz hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla götürü gider hesabına alın diyor. Binde beşi aşan kısımlarını da kanunen kabul edilmeyen gideri alın diyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bu beyanname üzerinde yapılacak bir şey değil. Geçmiş dönemlere ait faturalar, örneğin işte 2013 Aralık elektrik faturası 2014 yılında gelirse gider yazabilir miyim 2013 yılında? Yazabilirim. KDV'sini indirebilir miyim? Hani şey der ya, katma değer vergisi kanununda ilgili bulunduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla deftere kaydedildiği dönemde KDV'si indirim konusu yapılabilir der. Ama verilen özelgelerde bu tür durumlarda Aralık ayının faturalarında KDV'nin de tabii beyan süresi geçmediyse, Aralık KDV beyannamesinde defterde kapanmadıysa tabii ki kapanmaz, indirim konusu yapılabileceği söyleniyor. Bu faturalardaki gecikme zamları, adı gecikme zammı olarak gözükür. Aslında gecikme zammı da gider yazılamaz veya kazançtan indirilemez. Ama o gider yazılamayan gecikme zammı 6183 sayılı kanuna göre hesaplanan gecikme zammıdır. Bu faturalardaki özel hukuk hükümlerine göre, sözleşmeye göre hesaplanan gecikme zamlarıdır. Bunlar gider yazılabilir ve hatta KDV'leri de, gecikme zammının KDV'si de, çünkü KDV de hesaplanıyor üzerinden, onlar da indirim konusu yapılabilir. Bunlarla da karşılaştık, hatırlatalım. Aslında fatura mükellef adına değil. Örneğin ben bir yerde kiracıyım, kira kontratım var ama sayaç benim değil, su sayacı benim değil, elektrik sayacım benim değil. Bunlarla ilgili tarihatlar yapıldı, tarihatlara konu olduğunda şahit olduk. Ama katılmak mümkün değil. Hani vergiyi doğuran, vergilemede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esastır. Burada gerçek mahiyet, onu kim kullandıysa, elektriği, suyu kim kullandıysa onun için gider yazılabilir. Öğrenim bursları gider verir yazılır mı? Hayır amaçlı verilen öğrenim bursları
Çok zor aslında yazmak. Hani biz verdiğimiz bursu doğrudan gider yazabilirmişiz gibi bir algı var. Aslında çok zor. Bir affedersiniz. Bir hizmet sözleşmesi olması gerekiyor öncelikle. Burs verdiğimiz öğrenci ile bursu veren işletme arasında bir hizmet sözleşmesinin olması gerekiyor. Yani ben buna burs veriyorum ama bu ileride buradan işte mezun olunca bende çalışacak, benim nezdimde çalışacak, görev verecek gibi bir sözleşme olması lazım. Yarışma sınavıyla seçilerek, yani alelade değil de yarışma sınavıyla seçilerek burs verilmiş olması ve bursun çok abartılı olmaması gerekir diyor. Yani öyle çok kolay değil aslında verilen öğrenim burslarını gider yazabilmek veya beyannamede indirim konusu yapabilmek. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar, bunun üzerinde de duruyoruz, yine kısaca hatırlatalım. Bir istisna kazancımız varsa veya gelir vergisinde de olabilir, bir istisna kazancımız varsa bu kazancı elde etmek için yaptığımız giderler kanunen kabul edilmeyen giderdir. İstisna kazancı elde etmek için yaptığımız giderler kanunen kabul edilmeyen giderdir. Örneğin az önce söyledik, taşınmaz satış kazancı istisnası. %75'i taşınmaz satışından elde edilen kazancın %75'i kurumlar vergisinden istisnadır. Taşınmaz satışı sırasında tapu harcı ödenir. Ödenen tapu harcının da %75'i gider yazılamaz. Bu mantıkla hareket etmemiz lazım. İstisna kazancı elde etmek için yaptığımız giderler kanundan kabul edilmeyen giderdir. İkinci boyutu, istisna faaliyetten oluşan zararlar diğer faaliyet zararlarından indirilemez diyor. Yani faaliyetin tümüne bir istisna tanındıysa ve bu faaliyet zararla sonuçlandıysa diğer faaliyetlerin karlarından bu indirilemez. Doğru mantık aslında bunlar. Buna da örnek olarak şeyi veririz, verebiliriz. Yurt dışı inşaat onarım montaj işlerinden elde edilen kazançlar Türkiye'de kurumlar vergisinden istisnadır. Hem yurt dışında inşaat onarım işlerimiz var, hem yurt içinde inşaat onarım işlerimiz var. Bu durumda yurt dışındaki inşaat zararla sonuçlandıysa bu zararı yurt içindeki inşaat kazancından indirmek mümkün değildir. Az önce söyledim, taşınmaz satış kazancı veya iştirakçı satış kazancı istisnasında bu giderlerin kanundan kabul, %75'i giderlerin, yapılan giderlerin %75'i kanundan kabul edilmeyen giderdir. Ama bunlar zararla sonuçlanırsa veya taşınmaz sattım zarar elde ettim, İştirak hissesi sattım, zarar elde ettim, bunu diğer faaliyet kazançlarımdan indirebilir miyim? Bu tartışılır. Benim fikrim ilk başından beri indirilebilir. Oluşan taşınmaz zararı veya iştirak hissesi satış zararı diğer kazançlardan indirilebilir. Bunun birçok gerekçesi var. Çünkü bu bir faaliyet değildir. Zaten bu bir faaliyet olursa istisna tanınmıyor. Yani bizim tek işimiz taşınmaz alıp satmak, taşınmaz ticareti yapmak olsaydı istisna değildi zaten. Kanunda da diyor ki faaliyetlerden oluşan zararlar diğer faaliyetlerden oluşan karlardan mahsup edilemez diyor. Bu bir faaliyet değildir, bir arizi kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla zararlar indirilebilir ama bu konuda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı indiremeyeceğini, bu zararların indirilemeyeceğine yönelik bir özelge vardı ama Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da indirilebileceği yönünde, zararın indirilebileceği yönünde özelgesi mevcut. Temettü ikramiyeleri gider yazılabilir mi? Yazılabilir. Hangi yılda yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödeniyorsa bunlar kar payı sayılır. Zaten stopaj yapılır. Gider de yazılamaz doğal olarak. Kar dağıtımı sayılır. Ama personele verilen temettü ikramiyeleri, örneğin 2013 yılına ilişkin biz temettü ikramiyesini hesapladık ama henüz ödemedik. 2014 yılında ödenecek bunlar büyük ihtimalle. 2014 yılında ödense bile beyanname verilmeden, defterler kapanmadan eğer ödenirse 2013 yılında gider olarak dikkate alınması mümkün. Ödenmeyen sosyal güvenlik primleri ve bunların gecikme zamları gider olarak dikkate alınamaz. Binek otomobillere ve motosikletlere ilişkin motorlu taşıtlar vergisi gider olarak dikkate alınamaz. Kıdem tazminatı karşılığı giderleştirilemez. Özel iletişim vergileri gider olarak dikkate alınamaz. Hızlıca hatırlattık bunları. Binek otomobil alımında ödenen KDV indirim konusu yapılamaz dedik. Bunu biliyoruz ama 60 numaralı sirkülerde Doblo, Connect, Kango, Express, Kombi, Partner, Kedi, Transporter gibi hani ticari amaçlarla kullandığımız bazı taşıtlarda binek otomobil kabul edildi. Dolayısıyla bunlar alımında da
ödenen katma değer vergisi indirim konusu olmaz. Gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. 105 numaralı katma değer vergisi genel tebliğinde kur farkları için KDV hesaplanacağı söylendi. Bu da bir kafa karışıklığı yarattı aslında. Hani dönem sonunda değerleme yapıyoruz. Döviz cinsinden alacağımız var, borcumuz var. Dönem sonunda 31.12'de değerleme yapıyoruz. Kambiyo kârı veya kambiyo zararı. Bir mal borcum var. Mal borcu döviz cinsinden, bunu değerledim. Kâr veya kâr oluştu. Bunun üzerinden kur farkımı hesaplayacağım. Hayır, hesaplamayacağım. 105 numaralı tebliğde söylenen şu: vergiyi doğuran olayla ödemenin yapıldığı tarih arasında bir kur farkı oluşuyorsa bunun faturalandırılması, işte alıcı aleyhine alıcı lehine oluşuyorsa alıcı tarafından faturalandırılacak, KDV hesaplanacak, satıcı lehine oluşuyorsa satıcı tarafından fatura düzenlenecek, KDV hesaplanacak. Tekrar ediyorum, yani dönem sonunda yaptığımız borç alacak değerlemesinde herhangi bir KDV ortaya çıkması mümkün değil. Malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarih ile ödemenin yapıldığı tarih arasındaki kur farkının ise katma değer vergisine tabi tutulması gerekiyor. Çalınan ve kaybolan mallar, hani paradan bahsetti Üstad, para da gider yazılamaz, mal da gider yazılamaz. Malımız çalındı veya sabit kıymetimiz çalındı. Gider yazılamaz, zarar olarak dikkate alamayız. Bunların gerekçeleri var. Kıymetten düşen mal değildir çalınan mal. 88. madde gelir vergisi de sermayede vuku gelirinden eksilmeler zarar olarak dikkate alınamaz der. Yani gider olarak da yazamam, zarar olarak da dikkate alamam. Ne yaparım peki? Kanunen kabul edilmeyen gider yaparım kesinlikle. Ama çalınan mal polis tutanaklarıyla, yani polis tutanağıyla çalındığını ben ispatlıyorsam eğer, kanunen kabul edilmeyen gider yazıp stok çıkışını yaparım. Onun dışında bir düzeltme yapmam. Ama ben bunu da ispatlayamıyorum. Mal nerede? Çalındı. Var mı bir ispatı, polis tutanağı işte zaptı? Yok. O zaman işletmeden çekilen kıymet kabul edilir. Yani işletme sahibi veya teşebbüs sahibi işletmeden çektiği kabul edilir. Emsal bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi ve ayrıca katma değer vergisi hesaplanması gerekir. Az önce zayi olan mallardan bahsettik. İlaçlar da çok karşımıza çıkıyordu ama sadece ilaçlar olarak algılamıyorum. Bozulan, çürüyen, imha edilmesi gereken tüm ürünler olarak algılayabiliriz. Bunlar da daha önce indirdiğimiz KDV'yi imhanın gerçekleştiği dönemde ilave edilecek KDV olarak dikkate alabiliriz. Firelerde odaların belirledikleri bir oranlar var. O oranları aşılmamak şartıyla üretim esnasında oluşan veya depolama veya taşıma esnasında oluşan fireler gider olarak kabul edilebilir. Ama o limitleri aşan fireler gider olarak kabul edilmesi mümkün değil. Yine ciro primlerinden bahsettik. Aslında bu kredit not, debit not anlamında da yine Üstad bahsetti. Eskiden ciro primlerini yapılan bir hizmet olarak, bu hizmetin bedeli olarak kabul ederdi katma değer vergisi tebliğleri. Ancak daha sonra dedi ki bu bir matrahta değişikliktir. Matrahta değişikliktir. Yani hizmet mizmet diye karıştırmayalım dedi. Bu matrahta değişikliktir. Matrahta değişiklik olduğu için ciro prim tutarı kadar, iskonto tutarı kadar affedersiniz, fatura düzenlenmesi ve KDV uygulanması gerekir dedi. Bundan kredit notlar, Üstad bahsetti. Eski özelgeler, işte 2006 yılında verilen bir özelge var, herhangi bir sorun yok diyordu. Yine 2008 yılında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bir özelge var, herhangi bir sorun yok diyordu. Ama daha sonra bunu sorun var dediler ama nasıl bir sorun var aslında çok da çözemediler. Ödeyin, indirin, hani devredildiğiniz varsa en azından bir şey ödemiş olursunuz gibi bir mantık kurdular gibi geliyor bana. Tazminatlar, tazminat ödemeleri bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmaz. Kesinlikle üzerinden katma değer vergisi hesaplanmaz. Örtülü sermayede transfer fiyatlandırmasından, hani dönem sonu itibariyle yine dikkat etmemiz gerekiyor. Örtülü sermayeyi tespit bizim işimiz değilmiş gibi veya transfer fiyatlandırması yolu örtülü kazanç dağıtımını tespit etmek bizim işimiz değilmiş gibi algılamayalım lütfen. Bunu tespit etmemiz gerekiyor ve hatta en geç 23 Ocak tarihine kadar tespit etmemiz gerekiyor. Neden 23 Ocak tarihine kadar tespit etmemiz gerekiyor? Hem örtülü sermayede hem transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında
Örtülü sermayede ödenen faizler, transfer fiyatlandırmasında da dağıtılan kazançlar hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılır diyor. Hesap döneminin son günü dolayısıyla 31 Aralık tarihi itibariyle dağıtılmış kar payı sayılacak ve Aralık muhtasar beyannamesiyle 23 Ocak tarihine kadar verilecek Aralık muhtasar beyannamesiyle kar dağıtım stopajının yapılması gerekecek. O yüzden bize burada görev düşüyor. Özellikle örtülü sermaye tespit etmek biraz daha kolay, 3 katını aşıyorsa ortak veya ortakla ilişkili kişilerden yapılan borçlanmalar. Buna bir faiz ödendiyse, bir kur farkı ödendiyse, bir vade farkı ödendiyse bunları tespit etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu da bizim işimiz biraz ve 23 Ocak tarihine kadar yapmamız gereken bir şey. Üzerinde çok durmayacağım. Bunlardan artık KDV de hesaplıyorlar. Yani hem kar payı, kar dağıtımı sayıyorlar. Geçmiş yıllardaki seminerlerimizde hep tartıştık. Kar dağıtımı sayıyorlar, kar dağıtım stopajı yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki finansman hizmeti sayıyorlar, katma değer vergisine tabi tutuyorlar. İkisinin bir arada olması mümkün değil. Bildiğim kadarıyla bir çıkan bir yargı kararı da yok bu konuda. Şu anda ama incelemelerde hem katma değer vergisi tarihiyatı hem de kar dağıtım stopajı bir arada yapılıyor. Borç kullandırmada, borç para vermede, işte ortak kasa hesabındaki bu şişkin bakiyede, ortaklar carideki şişkin bakiyede eskiden şeyi tartışırdık. KDV mi hesaplanacak, BSMV mi hesaplanacak? Bu tartışmayı da aslında 6009 sayılı kanun ortadan giderdi. BSMV'nin düzenlendiği gider vergileri kanununda bir düzenleme yaptı. BSMV'yi esas iştigal konusu borç para vermek olan işletmeler hesaplar. Yani bankerler, bankalar, sigorta şirketleri. Esas iştigal konusu bunların para ticareti yapmaktır. Bunlar BSMV hesaplar. Onun dışındaki bir inşaat şirketi, bir otomotiv şirketi para kullandırıyorsa BSMV söz konusu olamaz. Kesinlikle katma değer vergisi olması gerekir dediler. Grup şirketlerinde birbirinden birisi bankadan bir para aldı, aynı şartlarla bir başkasına kullandırdı. Burada aynı şartlarla kullandırdığı için transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olmaz diyor özelgeler. Ama şirketten bahsediyor. Biz de şuna takıldık burada. Ben takıldım daha doğrusu. Diyor ki grup şirketlerinden birisi krediyi alıp başka bir grup şirketine kullandırırsa bir sorun yoktur. Finansman hizmeti yoktur. KDV hesaplanmaz diyor. Grup şirketlerinden birisi ya da şirketlerden birisi bankadan parayı alıp aynı şartlarla ortağına kullandırırsa, gerçek kişiye kullandırırsa KDV olacak mı olmayacak mı o tereddüt olarak barınıyor bence, ama o özelge yine hani KDV'nin yine olmaması gerektiği yönde beni cesaretlendiriyor açıkçası. Bunlarda katma değer vergisi yok. Grup şirketleri arasındaki kredi yansıtmalarında, grup şirketleri arasında değil tüm şirketler arasındaki damga vergisi yansıtmalarında da katma değer vergisinin olmayacağı yönünde özelge verildi. Şeyi hatırlatalım, yine dönem sonu geldiği için hani bilgilerimizi tazelemiş olalım. İhracat faturaları, işte intaç tarihi, gümrük beyannamesinin kapandığı tarih, hangi tarihte, yurt dışına edildiği tarihte, yurt dışına çıktığı tarihte gelir vergisi veya kurumlar vergisi açısından kazanç doğmuş demektir. Ama katma değer vergisi açısından beyan edileceği dönem, dolayısıyla iadenin talep edileceği dönem, kapanma tarihidir. Gümrük beyannamesinin kapanma tarihidir. Ne olur ikisi arasındaki farka 31-12 geçiş döneminde dikkat edelim. Geçen sene de bahsettik bundan. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurul kararı var bir tane. Defteri eksik bastırmışız. Yazdırmaya başladık. Eyvah, bitti yemiye defteri. Ne yapıyoruz? Çevirip arkasına yazdırmaya başlıyoruz. Bunu da en acı sonucu KDV indirimlerini reddedebilirler. Tasdiksiz deftere kayıt yaptınız diye. KDV indirimlerinin reddine kadar gidecek. Kötü bir bilanço çıkabilir ortaya. Ama vergi dava daireleri kurulu bir karar verdi. Dedi ki sadece hani arka sayfaya yazdırıldı diye bu indirim reddi yapılamaz. Kebire bakılsın, envanterine bakılsın, stok incelemeleri yapılsın, faturalara bakılsın, karşıt incelemeleri yapılsın. Eğer bunlardan müspet bir sonuç elde edilebiliyorsa sadece arka sayfaya yazdırıldı diye KDV indiriminin reddi yersizdir dedi. Bir alışkanlığımız var, hani kaybolan, yine bunu da özelgelerden söylüyoruz aslında. Bir faturamız kayboldu veya yerinde bulamadık. Ne yapıyoruz? Satıcı firmadan işte bir tane aslı gibidir kaşeli alıyoruz. Olmaz diyor buna gelir idaresi, aslı gibidir kaşeli. Noter, en azından noter onaylı olması
gerekir diyor. Vaktimiz var mı? Tabii tabii. Benim. Şimdi bazı konular diye bir şey aldım. Bazı konular, hani nasıl konular? Tabii aslında hani dönem sonu işlemlerine ilişkin hatırlatmalar yapalım. Bir de nelerle karşılaştık? Aslında Zeki Üstad onu çok güzel yapıyor. Nelerle karşılaştık bu bir yıllık süre içerisinde? Onlar üzerinde duralım. Gider pusulası kabusu yaşadık. Hani gerçekten kabus oldu. Aslında bu önceden beri de vardı da belki Şükrü Hoca yazınca çok böyle vakıf olduk. Herkes bilgi sahibi oldu. Eskiden de şeyler için diyordu. İş yeri taşıt alımlarında mükellef olmayanlardan binek otomobil aldınız. Ne yapıyoruz? Noter satış sözleşmesi var. Affedersiniz ama noter satış sözleşmesi varsa yemişim gider makbuzunu, gider pusulasını yani. Ama idare diyordu ki hayır, ben noter satış sözleşmesine güvenmem, gider pusulasına güvenirim diyordu eskiden beri. Arsa almışız, mükellef olmayanlardan arsa almışız. Ne var ortada müspet tevsik edici evrak? Tapu var, tapu senedi var. Gelir dairesi diyordu ki hayır, ben tapu senedini istemem, gider pusulası isterim diyordu. Şimdi bu senede şey dedi işte, Kocaeli'de onlara dayanarak aslında belki de biraz iş kira ödemelerinde de banka makbuzuna güvenmem, kontrata güvenmem, gider pusulası isterim dedi. En kolayı gider pusulası yapmak ama hani yapılmadı bugüne kadar, gerek yok diye. Bence hala gerek yok. Yani o yanlıştan dönülecektir. Aksi yönde muktezalar verilecektir. Hatta birazdan yine özelgeler arasında aldım ben onu. 2010 yılında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı bir özelge vermiş. Bununla ilgili, kısmen bununla ilgili sorulan soru şu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na. Biz diyor iş yeri kira ödemesi ödüyoruz. Kira ödemesi yapıyoruz 5000 liranın üzerinde. BA'da bunu bildirecek miyiz diyor. BA'da bildirecek miyiz? Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı da diyor ki bu ödemede, kira ödemenizdeki tevsik edici evrak banka dekontudur diyor. Banka dekontuyla, banka dekontuyla yaptığınız ödemeyi BA'da bildirmeniz gerekmektedir diyor. Yani hiçbir şekilde 2010 yılında verilen o özelgede hiçbir şekilde zaten gider pusulasından bahsedilmiyor. Yani bunu kabusa dönüştürmeye gerek yok. Bence herhangi bir sorun olmadan devam edebilir gibi geliyor bana. Yeni gelir vergisi yasa tasarısı, hani aslında başka bir seminer konusu, yani hiç girmeye gerek yok. Ama gizli vergilemeler var. Bunları hani bence uyanık olmak gerekiyor. Biz İsmo'yla beraber tasarı ilk yayınlandığı anda hani bazı çalışmalar yaptık, önergeler sunuldu. Meclise tabii şu anda görüşülmüyor. Bütçe maratonu var. Muhtemelen 1-1-2010 4 yazar tasarıda ama olmayacak, o kesinlikle olmayacak. Olursa iyi ihtimalle 1-1-2015'te yürürlüğe girer gibi gözüküyor. Ama gizli vergilemeler var arkadaşlar. Yani hani vergiler arttırılmıyor, vergi oranları yükseltilmiyor deniyor ya. Aslında gelir vergisiyle yükseltiliyor. Oran yükseltilmiyor ama öyle küçük hesaplarla, yani sineğin yağı çıkartın. Örneğin hani çok basit örnek vereyim. İş yeri kira gelirlerinde götürü gider, gerçek kişilerin elde ettiği götürü gider kaldırılıyor. Hem iş yeri hem konut kira gelir elde ediyorsanız yine kaldırılıyor. 26 bin liraya kadar elde ettiğiniz konut kira gelirlerinde %25 götürü gider var. 26 bin lirayla 60 bin lira arasında %15 götürü gider var. 60 bin lirayı aşan konut kira gelirlerinde götürü gider yok. Ciddi bir vergileme demektir aslında bu. Bir tane örnek vereyim. Bu konunun üzerinde çok durmayacağım. Dediğim gibi ayrı bir seminer konusudur. Şu anda tek işverenden alınan stopaj yoluyla yapılan, stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretler kesinlikle beyan edilmez. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Saçmadır da çünkü. Niye beyan edilsin? Stopaj yapılıyorsa eğer Aralık ayının bordrosundaki kümülatif rakam, kümülatif vergi beyan edilmesi durumundaki aynı vergiye çıkacaktır. Ben beyan edeceğim Mart'ta, Aralık'taki bordrodaki rakamı mahsup edeceğim, ödenecek vergi sıfır çıkacaktır. Bu yüzden zaten tek işverenden alınan stopaj yapılan ücretler beyan edilmez. Tasarı diyor ki 188 bin lirayı aşarsa beyan edin diyor. Yani ne olacak, 200 bin lira örneğin varsayalım, Aralık'taki bordroyla beyanname aynı rakamlar olacaktır. Ücret nedeniyle yeni bir vergi çıkmayacaktır. Ama diyor ki tasarı beyan edin diyor. Niye beyan edin diyor? Bunun yanında da 10 bin lira bir konut kira geliri olduğunu düşünelim. Bugünkü haliyle ben ücreti beyan etmeyeceğim için 10 bin lira kira gelirinden %15, 1500 lira vergi ödeyeceğim. Ama tasarı yasalaşırsa 200 bin lira ücreti beyan edeceğim. 10 bin lira da kira gelimi, 210 bin lira olacak benim matrağım. Ücret nedeniyle bir ilave vergi çıkmayacak ama kira nedeniyle %35 vergi ödeyeceğim. 1500 liradan 3500 liraya çıkacak. Ciddi anlamda bu türlü gizli vergilemeler var. Bunun daha birçok örneği var.
Yeri gelirse daha sonra belki bir seminer konusu da olabilir. Bunları tekrar konuşuruz. Şirket ortak veya yöneticilerin vergi borcu nedeniyle sorumluluğu. Bu da hep sorulur, hep düşünülür. Ya ortak sorumlu mu, limited şirkette nasıl, anonim şirkette nasıl gibi. Ticaret kanunu biliyorsunuz, yöneticilik, ortaklık, müdürlük, bu hak ve sıfatların devri konusunda yenilikler yaptı. Bu yenilikler sonrasında da vergi mevzuatı, gelir dersi başkanlığı bu ortakların sorumluluğunu düzenlemek amacıyla tahsilat genel tebliğlerinde değişiklik yaptı. Şöyle kısaca özetleyelim, anonim şirket ortaklarının sorumluluğu vergi borcu nedeniyle eskiden de öyleydi zaten, sadece sermaye tutarı kadar sorumlulardı. Anonim şirket ortakları yine sermaye tutarı kadar sorumlular. Ama anonim şirket yöneticileri veya anonim şirket temsilcilerinin sorumluluğu önemli. Murahhas aza, murahhas üye veya müdürler kurulu gibi bir şey oluşturmak mümkün. Yönetim kurulunun dışında sadece yönetim kurulundan bir kişinin olması şartıyla ayrı bir müdürler kurulu oluşturulabilir. Yönetim kurulundan bir kişinin olması şartıyla ayrı bir müdürler kurulu. Burada da mali sorumluluk çeşitli kişilere devredilebilir. Bu durumda dedi ki tahsilat genel tebliği de, böyle bir belirleme yapıldıysa sadece o kişiler vergi borcu nedeniyle sorumludur. Kanuni temsilciyi ben onlar kabul ederim. Onlar sorumlu olur dediler. Bence önemli oradaki ve hani anonim şirketler öneriliyor, yeni ticaret kanunundan sonra da öneriliyor. Bu şekilde planlamaların daha kolay yapılabilmesi anlamında da öneriliyor. Limited şirket ortakları biliyorsunuz hisseleri oranında sorumlular. Hisse tutarına değil, hisse oranında. %50 ortaksa bu var olan vergi borcunun yarısından sorumlu. Ama burada şu sorun var. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararı geldi onlarla ilgili de. Geçmiş yıllarda bunları paylaştık. Ben hissemi sattım. Limited şirket ortağıyım. Hissemi sattım. Satış tarihinden sonraki borçlardan sorumlu tutuyorlar beni bazen. Bundan kurtulabilmek için ne yapmam lazım? Bundan kurtulabilmek için bu devir işlemini yazılı sözleşmeyle yapmam lazım. Bir. İki, noterde yapılması lazım bu devir sözleşmesinin. Üç, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayının alınması gerekiyor. Dört, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde genel kurulun devri reddetmemesi veya onaylaması gerekiyor. Bu şartlar, bunlar bu çerçevede yapılan devir işlemlerinde devir tarihinden sonraki borçlardan, sorumluluktan daha net bir şekilde kurtulmuş oluyoruz. Limited şirketle biliyorsunuz kanun temsilci şirket müdürüdür. Şirket müdürü de eskiden olduğu gibi yeni ticaret kanunu uygulandığı dönemde de vergi borcundan nedeniyle kanuni temsilci sıfatıyla şahsen mal varlığıyla sorumlu. Tüzel kişi yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin vergisel yansıması. Aslında o şöyle bir şey. Biz bunu somut olarak yaşadık. Çözümünü de hala tam olarak bilmiyorum. Ücretler KDV'ye tabi mi diye bir şey sorsam tabi değil dersiniz, ne alakası var, ücretten KDV mi hesaplanır? Ama sanki burada öyle oluyor. Şöyle çok kısaca özetleyeyim, tüzel kişiler artık biliyorsunuz bir şirkete ortaklar, artık yönetim kurulu tüzel kişinin kendisi oluyor. Eski ticaret kanunu uygulandığı dönemde tüzel kişi temsilcisi o şirketin yönetim kurulu üyesi oluyordu. Şimdi ne oluyor? Tüzel kişiliğin kendisi yönetim kurulu üyesi oluyor. O tüzel kişilik bir toplantıya beni gönderir, bir toplantıya sizi gönderir, bir toplantıya başkasını gönderir. Şimdi o toplantıya katılma nedeniyle de katılan, ortak olunan şirket huzur hakkı ödüyor. Bu huzur hakkını kime ödeyecek? Birinci sorun bu. Şirkete mi ödeyecek? Yani çünkü tüm artık yani sorumluluklar, mesuliyetler tüzel kişide, yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişide. Tüzel kişiye mi ödeyecek yoksa toplantıya gidenlere mi ödeyecek? Bence tüzel kişiye ödemesi lazım. Çünkü bir toplantıya A kişisi, bir toplantıya B kişisi gidebilir. O tüzel kişinin çalışanıdır. O onlar arasındaki ilişkinin tüzel kişiye ödemesi gerekir. Peki bu nedir? Huzur hakkıdır yapılan ödeme. Ama tüzel kişiye huzur hakkı ödemesi. Şimdi tam mükellef, kurumlar vergisi mükelleflerin elde ettikleri tüm kazançlar kurum kazancıdır. Değil mi? Yani huzur hakkı bile artık biz ona ücret diyemeyiz. Huzur hakkına ne diyeceğiz? Şirket elde ediyorsa kurum kazancı diyeceğiz. Kurum kazancı katma değer vergisine tabi mi? Tabi. İşte huzur hakkı dolayısıyla ücret ödemesi katma değer vergisine tabiymiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bununla ilgili biz özelge istedik. Bunu somut olarak yaşadık. Bir özelge istedik. Özelgenin cevabı henüz gelmedi. Seneye paylaşırız sizlerle inşallah sağ kalırsak.
Finansal kiralama kanununda bir değişiklik yapıldı. Finansal kiralamacılar iyi bir iş yaptılar aslında orada. Sat geri kirala yöntemiyle vergisiz finansman. Finansal kiralamanın eski kanundaki finansal kiralamanın konusu şuydu. Üçüncü kişilerden alınan malları kiracıya devretmekti. Şimdi diyor ki yeni finansal kiralama kiracıdan veya üçüncü kişiden alınan malları kiracıya devretmektir diyor. Yani benim bir örneğin benim bir taşınmazım var. Taşınmazımı finansal kiralama şirketine satıyorum. Bu satışta %100 kurumlar vergisi istisnası var. %100 katma değer vergisi istisnası var. Ama ben o binayı kullanmaya devam ediyorum. Finansal kiralama şirketi bana kiralıyor. Yaptığım kira ödemelerinde katma değer vergisi istisnası var. Kira süresinin sonunda da ben o binayı geri almak zorundayım zaten bundan yararlanabilmek için. Geri aldım. Yani kim sattı bu sefer? Finansal kiralama şirketi sattı. Bu satışta da finansal kiralama şirketinin hiçbir şart olmaksızın %100 kurumlar vergisi istisnası ve %100 katma değer vergisi istisnası var. Bireysel yatırım katılımcısı diye bir şey çıkmıştı 6322 sayılı kanunla. Çok dikkatimizi çekmedi. Buna ilişkin bir de tebliğ yayınlandı. Hazine Müsteşarlığı'nın yönetmeliği var. Çok ciddi bir vergi avantajı aslında ama benim için değil en azından. Parası olan adamlar için öyle söyleyeyim. Çok ciddi bir vergi avantajı. Çünkü diyor ki Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği bazı şirketler var. Bazı yatırım alanları var. Ben diyor ey yatırımcı ben size bir lisans vereceğim diyor. O lisansla sen benim belirlediğim şirketlere, gerçek kişilere diyor bunu ama, benim belirlediğim şirketlere yatırım yaparsan sana bir vergi avantajı sağlayacağım. Sağlayacağım avantaj da şu, o iştirak hissesi alacağım, o belirlediğim şirketlerin iştirak hissesi alacağım. İştirak hissesinin alış bedelinin %75'ini alındığı yılda beyannamede indirim konusu yapabilirsin diyor. Yani 100 bin liralık bir iştirak hissesi aldım. İlk yıl beyannamemde aldığım yıl daha satmadım. Belki 10 yıl tutacağım, belki 20 yıl tutacağım, belki hiç tutmayacağım. 100 bin liralık iştirak hissesi aldım. 75 bin lirasını indirim olarak yapıyorum. Yani bu şu demek, 75 bin liranın %35'ini devlete ödetiyorum demek. Çok ciddi bir vergi avantajı ama biraz ayrıntılı çalışılması lazım. Hazine Müsteşarlığı'nın çıkardığı yönetmeliğin filan okunması lazım. Çünkü belli alanlardaki şirketlere ve faaliyetlere bu yatırımlar yapılabiliyor. Kod uygulaması sorunları yine üstad bahsetti. Yani gerçekten artık çok abartıldı. Yani bir şekilde buna bir sorun çözüm bulunması lazım. Bir örnek vereyim. Biz bunu yaşadık. Dediler ki hani VTR düzenleniyor ya bizim firmamız var. Bizim firmamızın alt firması var. Alt firmaya VTR düzenleniyor. Deniyor ki bu adamın mal sattığı herkesi de kullanıcı yönünden inceleyiniz. Benim bir firmam Bursa'daki bir firmadan mal almış. Hem 31 Aralık'ta almış hem 2 Ocak'ta almış. Hem 31 Aralık 2009'da ve 2 Ocak 2010'da almış. O VTR'de deniyor ki o Bursa'daki firmaya 1-1-2010'dan itibaren düzenlediği tüm faturalar sahtedir diyor. Düşünün 31-12-2009'da düzenlediği doğru, 1 Ocak'ta düzenlediği sahte. Ne olmuş dedik, hisse devrimi yapılmış, bir değişiklik mi var bu firmada? Hayır, hiçbir şey yok. VTR'yi düzenleyen öyle takdir etmiş. 1-1-2010'dan itibaren demiş. Yani başka bir örnek vereyim. Yine bu da kodla ilgili aslında. 2009'da biliyorsunuz bir sel felaketi yaşanmıştı. Ayamama Deresi taşmıştı. Orada yine bir mükellefimizin defter belgeleri zayi oldu. Mahkeme kararı da var zayi oldu diye. Biz incelemeyi istediler. Zayi kararını götürdük. Neyse tarhiyat falan yaptılar. Orası ayrı bir konu ve dediler ki bize defter belgeyi ibraz etmediniz diye kodu aldık size. Ya mahkeme kararı var, hatta bir iç genelge bulduk. İç genelge bulduk. Eğer mücbir sebep nedeniyle ibraz edilmezse kodu alınmaz diyor. Ama aldı vergi dairesi, götürdük o iç genelgeyi vergi dairesine. Vergi dairesi dedi ki ben bir şey yapamam dedi, bana inceleme elemanı yazmış kodu al diye. Şimdi o yazdığı için ben sizi koddan çıkartamam. Siz inceleme elemanıyla görüşün. Gittik inceleme elemanı. Bakın böyle bir iç genelge var mı? Siz bizi koda aldırmışsınız. Ben karışmam diyor. Vergi dairesi bana sorsun diyor. Ben diyor yazılı olarak sorsun. Yazılı olarak vergi dairesine bir incelerim diyor iç genelgeyi. Tekrar ona göre görüş beyan ederim. Vesaire vesaire. Bu arada yine işte gitmeler gelmeler 2 ay geçti. O arada mükellefin neler çektiğini zaten siz tahmin edebiliyorsunuzdur. Buna bir çeki düzen vermek lazım gerçekten. Ama nasıl verilecek bilmiyorum.
kod uygulamasının sorunları dedik. Sermaye arttırımını şiddetle öneriyoruz artık arkadaşlar. Yani sermayelerimizin güçlü olması lazım. Örtülü sermaye açısından güçlü olması lazım. Finansman gider kısıtlaması diye bir şey kanunen geldi. Uygulama olarak gelmedi ama ben gelmesini bekliyordum. Kurlardaki bu yükseliş muhtemelen kambiyo zararlarının çok yükselmesine sebep oldu. Yani 30 Aralık'ta bile bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarsa biz 2013 yılında finansman gider kısıtlamasını yapacağız. Orada da der ki öz yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmeler aşan kısma münhasır olarak yaparlar der. O yüzden öz kaynağı güçlü olmak finansman gider kısıtlaması anlamında avantajdır. Örtülü sermaye anlamında avantajdır. Onu vurgulamak isterim sadece. Bu 6111 sayılı kanun kapsamında kandırıldık dedik. Geçmiş yıl zararlarının, geçmiş yıl karlarına mahsubu 2011 yıl zararının kar dağıtımı sayılır. %15 stopaj yapılır dedi. Yine 6111 sayılı kanun bizi başka bir açıdan kandırdı arkadaşlar. Şöyle yaptı. Hani o zaman herkes bir 6111 koşuşturmacası yapıyorduk biliyorsunuz. Gelir idaresinden seminerlere falan da geliyorlardı hatta uygulamayı teşvik edebilmek için. Demişlerdi ki sahte belge düzenleyicileri zaten matrah artırımı falan yapamıyorlardı. Ama sahte belge kullanımı nedeniyle koda da girdiyseniz matrah da artırırsanız koddan da çıkartacağız sizi diyorlardı. Bu da aslında teşvik edici bir unsurdu koddan da çıkmak. Ama sonra bir 115 numaralı katma değer vergisi kanunu genel tebliğ yayınlandı. O dedi ki tüm dönemlerde arttırımda bulunduysanız ve arttırılan rakamların tamamını ödediyseniz sizi koddan çıkartırız dedi. Öyle denmiyordu baştan ama sonradan tüm dönemlerde. Neyse. Şimdi bir mükellefimiz 2008 yılında sorunu var. 2007 yılında sorunu yok. Hatta 2007 Kasım'da kurulmuş. Dolayısıyla 2007 yılına ilişkin arttırım yapmamış. 2008 yılına arttırım yapmış. Sorumlu yılı da yani sahte fatura kullanıldığı iddia edilen yılı da 2008. Bu mükellef ve vergi dairesi dedi ki bu faturayı çıkar bana düzeltme beyannamesi ver. Ya mükellef niye versin? Vermiyorum. Sen tarihat yap dedik biz vergi dairesine. Biz çıkarmayız. Sen tarihat yap. Yapamam dedi. Niye? 6111'den yararlanır. Biz de çıkarmayız o zaman dedik. Şimdi biz çıkarmıyoruz. Bir şey yapamıyor. Sen tarihat yap. Hayır tarihat yapamam. Ne yapıyor ama? Beni koda alıyor. Koda alıyor. Ben 5 yıl boyunca yani yapacak ya tarihat yap. Bak ben düzeltmeyeceğim. Ben de inat ettim. Düzeltilmiyor. Düzeltmeyeceğiz. Tarihat yap. Vergisini, cezasını neyse ödeyelim. Bizi koddan çıkar. Yapamam tarihat diyor 6111'den. O zaman koddan çıkar. Hayır koddan da çıkaramam. Ciddi anlamda bir kısır döngü. Burada 115'in iptali istemiyle biz olayı da abarttık biraz. 111'in iptali istemiyle Danıştay'da dava açtık. Henüz bir karar alamadık. Onu da seneye paylaşırız inşallah. AŞ'ler denetimsiz kaldı. Oturum açılış konuşmasında başkan onlardan bahsetti. Elektronik tebligat başladı ama cezası yok. Kimse çok umursamıyor. Mersis'ten bize bir uyarı gelene kadar kimse umursamıyor. Mersis bir uyarı verecek. Tüm sermaye şirketleri bir elektronik tebligat adresi almak zorundalar. Otomobil meraklısına tüccar vergisi. 5 otomobilden fazla alıp sattıysanız yıl içerisinde şu anda İstanbul'da 5 yapıyorlar. Bursa'da 3 yaptılar. İstanbul'da şu anda inceliyorlar arkadaşlar. Çok ciddi de rakamlar çıkıyor. Örneğin 2010 yılında 5'ten fazla araba almış satmışsınız. 1-1-2010 itibariyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis ediyorlar. İşte bugüne kadar atıyorum 36 aylık 36 tane BA vermemişsiniz, 36 tane BS vermemişsiniz, 36 tane KDV vermemişsiniz, 36 tane muhtasar vermemişsiniz. Yani ben araba meraklısıyım mesela araba alıyorum 2 ay biniyorum satıyorum 2 ay böyle bir vergi çıkıyor. Hani gerçekten bunu kayıt dışı ticaretini yapanlar da vardır onlara çıksın ama gerçekten meraklılarına da böyle bir vergi çıkıyor ve çok ciddi rakamlar çıkıyor. Ticari belgelere eklenmesi gerekenler biliyorsunuz sicil numaraları, ticaret sicil numarası, ticaret sicil numarasının ticari belgeye eklenmesi gerekiyor. 1-1-2014 tarihi itibariyle. Hani ne yapacağız? Eskilerin hepsini imha edip yeniden bir fatura mı bastıracağız? Zannetmiyorum bir sorun olacağını ama hani yazan o ticaret kanununda 1-1-2014 itibariyle. Çok az kaldı. Birkaç tane özelge üzerinde duracağım. Bu şüpheli alacaktan bahsettik. Adat faturalarını tahsil edemiyorsan, ortağa dava açtıysan karşılık ayırıp gider yazabilirsin diyor. Bence güzel bir yani ilginç bir özelge en azından.
Bunu tartışmıştık biz, bununla ilgili bir özelge buldum. Bunların hepsi havuzda yer alan özelgeler. Biz geçmişte seminerlerde bu özelgelerden çok bahsetmezdik. Niye artık bu kadar bu özelgelerden bahsediyoruz? Çünkü artık özelgeler özel olmaktan çıktı biraz. Daha genel. 6009 sayılı kanun yaptığı düzenlemeler diyor ki vergi inceleme elemanları özelgeye aykırı rapor yazamazlar diyor. Rapor değerlendirme kurulları vergi özelgeleri dikkate almak zorundalar. Hukuki nitelikleri daha güçlü belgeler haline geldi. Tek bir havuzda toplanıyor. Aynı konulara ilişkin aynı özelgeler veriliyor. O yüzden önemli. O yüzden de biz üzerinde daha fazla duruyoruz. Biliyorsunuz finansal kiralamada, finansal kiralamaya kullanım, finansal kiraladığımız iktisadi kıymet değil de onun kullanım hakkını aktifleştiriyoruz. Şöyle bir sorun yaşamıştık. Bir bina kiralıyoruz. Bina kiralıyoruz finansal kiralama yoluyla. 4 yıllığına kiralıyoruz. Bunu 4 yılda mı itfa edeceğim? Tebliğde diyor ki çünkü 319 numaralı tebliğde iktisadi kıymetin faydalı ömrüne göre itfa edilir diyor. İktisadi kıymetin faydalı ömrü 50 yıl. 4 yıllık sözleşme yapmışım. 4 yılda mı itfa, 50 yılda mı itfa? Özelgede 50 yılda itfa diyor. Yani tebliği doğruluyor. Yine bu çok soruluyordu, soruldu aslında bir ara. Finansal kiralama yoluyla binek otomobili aldım. KDV'yi indirebilir miyim? Aslında ne yapıyorum? Burada kiralama yapıyorum. İndirebilirim gibi düşünüyor. Özelgede diyor ki yine 2013 yılı özelgesi. Malın mülkiyeti kiracıya geçmesi durumunda. Yani hani sözleşmede öngörülüyor ya kira süresi sonunda. Mülkiyet eğer kiracıya geçecekse KDV'yi indiremezsiniz diyor. Eğer malın mülkiyeti yani binek otomobilin mülkiyeti kiracıya geçmeyecekse finansal kiralama şirketinde kalacaksa KDV'yi indirebilirsiniz diyor. O anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Asgari geçim indirimiyle ilgili aile bildirim formlarının verilmesi gerekiyor. Vermemiş çalışanlar. Sonradan vermişler. Geçmiş döneme ilişkinde asgari geçim indirimi hesaplanabilir mi? Hesaplanamaz mı diye sorulmuş. Gelir İdaresi de hesaplanamaz demiş. Bundan da bahsettim. İşte gerçek kişilere yapılan kira ödemeleri BA'da bildirilir mi diye sorulmuş Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı'na. Onlar da demişler ki burada tefsik edici vesika banka makbuzudur, işte postane ödemesidir vesaire. 5000 lirayı aşıyorsa BA'da bildirmek zorundasınız demiş ama gider faturasından tefsik edici vesika olarak hiçbir şekilde bahsetmemiş. İhracat işlemlerinden bahsettik. Döviz gümrük beyannamesinin kapandığı tarihteki kur dikkate alınarak BSE'ye dahil edilir. KDV'de de bunlar dikkate alınır. Binek otomobil alımında yüklenilen KDV indirim konusu yapılamaz. Motosiklet alımında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir. Yapılabilir. İşletme kendi içerisindeki ürünlerini, örneğin bir inşaat işletmesi aynı zamanda inşaat malzemeleri satışı yapıyor. O satış biriminden inşaata malzeme gidiyorsa fatura kesmenize gerek yok. Sadece sevk irsaliyesiyle gönderebilirsiniz demiş. Teminat tutarları ihaleye girdik, teminat yatırdık, ihaleyi kazandık ancak daha sonra kayboldu. Teminatı da yatırmıştık. İade de etmediler bize teminatı. Bu teminatı gider yazamazsınız diyor yine yeni bir özelgede. Bundan bahsedecektim. Taşınmaz ve iştirak ise satış kazancı istisnası. Özelgeler neredeyse bu istisnayı yok ettiler. Uygulanamaz hale getirdiler. Esas ana sözleşmenizde gayrimenkul ticareti yapmak, gayrimenkul kiralanması yapmak. Hani fiilen bu işleri yapmıyorsanız bile öyle yaparız ya biz ana sözleşmeleri. Ya her şeyi yazalım özellikle eski ticaret kanunlarında. Her şeyi yazalım da sorun olmasın derdik. Keşke yazmayaymışız o gayrimenkul ticaretini, kiralanmasını, taahhüdünü, inşaatını. Keşke yazmayaymışız. Eğer bunlar yazıldıysa fiilen yaptığına yapmadığına bakmıyor. Örneğin ben tekstilciyim. Ana sözleşmemde yazıyor gayrimenkul kiralanması diyor. 3 tane de iş yerim varmış. Onları da kiraya vermişim. Sonra onlardan birisini de satıyor. Ya ben bunun ticaretini yapmıyorum. Ben tekstil ticareti yapıyorum. Hayır anlatamıyorsunuz. Sizin ana sözleşmenizde yazıyor. Artık bu istisnadan yararlanamazsınız diyor. Bence bu istisnanın yürürlükten kaldırılması demek. Ortadan kaldırılması demek. Çünkü tüm şirketlerin ana sözleşmelerinde gayrimenkul ticareti hemen hemen vardır. Üzücü bir özelgi o anlamda. Adi ortaklıkların kesin mizan vermelerine gerek yoktur diyor bir özelge. Serbest muhasebeci mali müşavir bir özelge istemiş. Dış giyim harcamalarını gider yazabilir miyiz demiş.
Geçen sene de aslında böyle bir özelgeden bahsetmiştik. Onu isteyen yalnız bir sahne sanatçısıydı. Bir sahne sanatçısı, serbest meslek erbabıdır. Özelge istemişti. Ben kostüm harcamalarımı, dış giyim harcamalarımı gider yazabilir miyim demişti. Gelir idaresi ona evet yazabilirsin demişti. Ama serbest muhasebeci mali müşavire ne dedi sizce? Tabii ki. Yazamazsın, KDV'lerini de indiremezsin dedi. Yine bir araç kiralamalarında personelden veya mükellef olmayanlardan araç kiralamalarında bir şirket mükellef olmayandan araç kiraladıysa hem KDV stopajı hem gelir vergisi stopajı yapılması gerekiyor. Bu da özelgede vurgulanmış, aslında da doğru. Üstad sermaye azaltımlarıyla ilgili özelgeden bahsetti. Benim de en son dikkate aldığım özelge oydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum tekrar. Çok kapsamlı ve renkli sunumunuz için teşekkürler. Ben çok kısa, hepimiz biraz yorulduk ama bir noktaya değinmek istiyorum. Bu aldatılma konusunda 6111 gerçekten öyle. Şimdi işte kasaya da ortak cari vergisi ödendi. 689'a yazıldı. Hesaplar kapatıldı. Şimdi bu şey mi? Bir zarar mı değil mi? Mesela motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Ne yapıyoruz? KKG yapıyoruz. Sonra da bunu ticari zarar bölümüne geçtiğimizde, TTK'ya geçtiğimizde indirmiyor muyuz? Yani nasıl bir farkı var? Bu da sonuçta bir vergisel anlamda KKG olan bir şey ama bilançoda bir zarar mıdır, değil midir? Bence zarardır gibi geliyor. Bir de kanun amacı bilançoları düzeltmekti. Yani başka nasıl yapılabilirdi? Bu bir kar dağıtımı mıdır? Yani böyle bakarsak aslında iki tane yol çıkıyor karşımıza. Ya risk alıp bunu mahsup edeceğiz ya da şunu yapacağız. Dönem kârı çıkacak. Hesaplayacağız vergileri. Her şey çıkacak. Ortak cariye borçlar oluşacak. İşte ondan mahsup edeceğiz şeyini. Alacağından bunları mahsup edip çözeceğiz. Belki böyle bir çözüm de risksiz çözüm olabilir. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. 1.30'da tekrar görüşmek üzere.